Değerli Rektör Yardımcım Mustafa, söz veriyor hocam. Dış ilişkilerden sorumlu koordinatör hocamız Taşkın hocam. Taşkın Öztaş hocam. Uğurcan hocam, Birsen hocam ve Ülviye Milisay milletvekilimiz Önder hocam. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanatta uluslararasılaşma konusunda bugünkü söyleşimiz. Açılış konuşması için Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Mustafa Sözbilir hocama veriyorum sözü. Buyurun hocam. İyi akşamlar diliyorum öncelikle herkese. Böyle bir organizasyonu düzenlediğiniz için Mustafa hocam, size, Güzel Sanatlar Fakültemize teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda konuşmacı hocalarımıza katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum hocalarım. Üniversitemize bu anlamda vermiş olduğunuz katkı anlamında. Benim alanım tabii sanat değil, eğitim alanındanım ben. Temel uzmanlık alanım eğitim. Ama her ne olursa olsun sanatın bütün alanlarla çok yakın bir ilişkisi olduğunun farkındayız hepimiz. Biz özellikle Atatürk Üniversitesi olarak bu tip etkinlikleri bu pandemi döneminde çok daha yoğun bir şekilde teknolojinin imkanlarını da kullanarak sınırların ötesine geçme fırsatını değerlendirme anlamında oldukça yoğun bir şekilde etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Atatürk Üniversitesi Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ömer Çomaklı hocamızın liderliğinde geçen döneminde başlamış olduğu, hocamızın birinci döneminde başlamış olduğu yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi kapsamında önemsediği, kurumsal anlamda yeterlik olarak kabul ettiği önemli bileşenlerden bir tanesi uluslararasılaşma. Özellikle buna çok ciddi bir emek veriyoruz. Ve bu uluslararasılaşmayı sadece sözde değil, bütün alt alanlarına kadar üniversitenin eğitimden, araştırmadan, topluma katkı anlamında bütün alt alanlarında sistemlerini entegre etme yönünde ciddi bir gayretimiz söz konusu. Bu tip çalışmalarda, bu tip eğitsel konferans faaliyetleri de bu anlamda bizim önemsediğimiz faaliyetlerden. Güzel Sanatlar Fakültemizi bu anlamda kutluyorum. Emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Katkılarınız için siz panelist hocalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılı bir etkinlik diliyorum. Saygılar. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Hocamız tabii Mustafa hocam uluslararası deneyimi olan bir hocamız. İngiltere'de doktorasını yapmış. Uzun Öyle süre mi? Alanında evet. O konuda üniversitemiz için eğitim şeyinde sorumlu. Rektörlerimiz çok deneyimli. Onların deneyiminden tabii biz de faydalanacağız. Uğurcan hocam da Mustafa hocam İngiltere'de doktora yaptı. Evet, ben de Leicester'daydım. Hocam ben University of York'ta doktora yaptım. 97-2001 yıllar arasında. Ben de hocam 90-95 arasında De Montfort'taydım Leicester'da. Ya, çok güzel hocam. Evet. Yani güzel. Demek ki bir şeyler var. Ne de bir bağlantı kurduk hocam. Güzel hocam, çok güzel. Dünya küçük hocam. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Evet, değerli hocam şimdi Taşkın Öztaş, Profesör Doktor yine dış ilişkilerde üniversitemize bir ivme katan çok aktif bir hocamız. Bu konuda uluslararasılaşmada çok önemli bir şey yapıyor görevi. Hocama veriyorum, Taşkın hocam buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Rektör Yardımcım, değerli hocalarım. Ve bizi online olarak tabii takip etmeye çalışan bütün katılımcıları hem üniversitem adına hem de Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü adına saygıyla selamlıyorum. Ben de tabii ki Mustafa Hocam'a bu daveti için teşekkür ediyorum. Ben müsaade ederseniz tabii ki panelistlere zaman ayırmak anlamında Sayın Rektör Yardımcımın bıraktığı yerden devam etmek isterim. Üniversitemiz elbette ki yeni nesil üniversite olarak hem bulunmuş olduğu coğrafyaya hem de uluslararası düzeyde eğitim ve araştırmanın ötesinde toplumsal değerleri de harmanlamak suretiyle bir uluslararası çekim merkezi olmayı hedefleyen bir üniversite ve bu bağlamda da üniversitenin evrenselliğine inandığımız kadar sanatın da evrenselliğine inanıyoruz. Elbette ki sanatın evrenselliği belki üniversite konseptinden farklı olarak düşünülebilir. Ben bu konuda kendi düşüncemi sadece söylüyorum.
Mutlaka kendi öz değerlerimize, kültürümüze, örf ve adetlerimize yönelik sanatsal değerlerimiz vardır. Ancak mutlaka sanatın adresi belli olsa bile bu anlamda algısının evrensel olduğunu düşünüyoruz. Ve bu ölçekte de uluslararasılaşma konseptinde üniversitenin vitrin olan fakültelerinden bir tanesini de güzel sanatlar olduğuna inanıyoruz. Çünkü algıyı hızlı yaratabilecek en önemli araçlardan bir tanesi olarak bu güzel fakültemizin uluslararası arenada üniversitemizi çok iyi ve etkili bir şekilde temsil edebileceğine inandığımız için biz daima birlikte yol almaya gayret ediyoruz. Ve üniversitemiz Sayın Rektör Yardımcımızın söylediği gibi uluslararasılaşmayı üç önemli ayağından birisi olarak görüyor ve bu bağlamda da hem uluslararası ağ ve profilimizi genişletmek anlamında gerek nitelikli öğrenci kazanma gerekse öğretim üyesi aktivasyonu anlamında ve gerekse de hem Avrupa Birliği fonlarından hem de işte Erasmus dışında YÖK tarafından finanse edilen Mevlana gibi programları aktif bir şekilde yürütüyoruz. Artı üniversitemiz hem Türk Keneşi dediğimiz Orhun programının hem de Merkezi Asya Üniversiteler Birliği'nin bu konsorsiyonların en aktif üniversitelerinden bir tanesidir ve biz bu bağlamda özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerinde çok aktif olarak hareket şeylerimize devam ediyoruz tabii ki faaliyetlerimize ve bizim yine birkaç şeyle de şunu özetleyeyim. Dünya ölçeğinde bütün coğrafyalarda 57 ülkede 300'ün üstünde anlaşması bulunan bir üniversiteyiz ve kaldı ki Atatürk Üniversitesi uluslararasılaşmada öncü olabilecek veya bu anlamda öncelikli olan pilot üniversiteler içerisinde 20 üniversiteden bir tanesidir. Ve biz de pandemi öncesine kadar faaliyetlerimizi çok aktif bir şekilde yürütüyorduk. Ancak bu süreci inşallah sorunsuz atlatarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ben mesela bir örnek verip bitireyim. Mustafa Hocam idaredeyken, dekan görevindeyken biz yakın coğrafyamızda işte İran'ı ziyaret etmiştik ve orada Tebriz'deki Güzel Sanatlar, daha doğrusu İslamik Sanatlar Üniversitesi'nde çok etkilenmiştim. Yani bizim kendi içimizde var olan bütün duygularımızı ve değerli hissedebilecek evrensel bilgi ve birikimini sanat üzerinden ne kadar etkili bir şekilde kullanılabileceğine şahit olmak çok güzeldi. Ben bu vesileyle bütün panelist hocalarıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle sizlerden çok değerli bilgileri edineceğimi ve eğer fırsat bulursam da bunları kendi iş alanımda ve yürütmüş olduğum, sorumlu olduğum görev anlayışıyla üniversitemin lehine kullanacağımı da söylemek isterim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Taşkın Hocam. Dediğiniz gibi o İran bizim hakikaten kendi kültürümüz, Selçuklu kültürü, Büyük Selçuklu kültürü. Oradaki mimari yapılar, sanat eserleri ve oradaki birikimler aslında biz Erzurum'a gitmiş gibi olduk yani Tebriz'e gittiğimizde. O üniversitede çok zengin bir eski İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir yapıda Güzel Sanatlar, İslam Sanatları Üniversitesi'ni kurmuşlardı. Ortam, oradaki üretimlerin sergilendiği ve toplumla, halkla buluştuğu mekanları, satış yerleri, döner sermaye gibi yerleri çok etkileyiciydi. Orada büyük bir şey yaptık. Tabii ki Erdebil'e gittik. Orası da bir tür şehri. Orada da çok etkileyici şeylerle karşılaştık. Evet, bu coğrafyada tabii ki bizim Atatürk Üniversitesi'nin misyonu çok büyük. Yani öncü niteliğinde. Bu anlamda biz kültürü ve sanatı Erzurum'da o şeylerle, halklarla buluşturursak gelecekte etkinliklerle çok önemli misyonu yerine getirmiş olacağız üniversitemiz olarak. Evet, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Birsen Hocamız 1962 yılında Rize Çamlıhemşin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimi Ankara'da tamamladı. 84 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulama Sanatlar Eğitim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı'dan mezun oldu. 92 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde sanat yeterlikleri eğitimi aldı.
96-2002 yıllar arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde, 2002-2011 yıllar arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulama Sanatlar Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü doçent ünvanı aldı. Halen Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Veli Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Sanatçı ulusal ve uluslararası birçok kişisel sergi açmıştır. Birçok uluslararası karma sergiye eserleri katılmış. Sanatçının yurt dışı ve yurt içi özel koleksiyonunda yapıtları bulunmaktadır. Eserlerin çoğunluğu akrilik, sulu boya tekniğinde yapmaktadır. Kullandığı tekniklerde soyutlamaların ardından geçmişe göndermeler yaparak farklı bir sanat yapısı ortaya çıkarmaktadır. Bu göndermeler geometrik biçimler içinde yer almakta. Maviler, turkuazlar, yeşiller karanlık zeminlerde kendini göstermektedir. Sanatçının uluslararası birçok makalesi Adım Sulu Boya adlı kitabı vardır. Sanatçı birçok uluslararası çalıştaylarda kuratörlük yapmış ve sergi ve sempozyum düzenleme kurulu üyelikleri de bulunmuştur. Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yürütücü ve katılımcı olarak görev almıştır. Ayrıca Birsen hocamız GESAM, Türkiye Güzel Sanatlar Eserler Meslek Birliği'nde üyedir. TÜRKSAV, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Sanatçı birçok özel ve resmi kuruluşlarda yapılan resim yarışmalarında jüri olarak görev yapmıştır. Sergi ve sempozyumlar, seminer gibi bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. Evet, Birsen hocam, bu anlamda evet. Sanatta uluslararası sanatmayı nasıl değerlendirirsiniz? Bizim uluslararasılaşma da anlamında neleri öncelememiz lazım? Evet, öncelikle ben tüm hocalarıma ve katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Mustafa Hocam, daveti için ayrıca ona bu panele davet ettiği için teşekkür ediyorum. Ve çok uzatmadan konuya giriyorum. Gülsün Hocam, benim görevim 29 Mart itibariyle 2016'dan itibaren 5,5 yıllık bir sürede tamamladı. Şu an dekanlığa bizim fakülteden Yunus Bekli Hoca sanat tarihi alanında hocamız atandı. Hayırlısı olsun. Yönetimler gelip geçer. Biz dekanımız dedik. Dekanımız olarak katıldık burada. Şimdi bu konuda öncelikle sanatçılar sanatı yaymak ve sanatçıyı korumak, kendilerini ve sanatlarını geliştirip sunmak amacıyla belli etkinlikler çerçevesinde sanatlarını topluma tanıtma ihtiyacı duymuşlardı. Yurt içi ve yurt dışındaki plastik sanat dallarını uluslararası bir ortamda sunarak bir kültür ağının oluşmasını sağlayan pek çok sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir. Uluslararasılaşma, yüksek öğretimde de önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Yüksek öğretimde önemli paydaşlardan biri olan akademisyenlerin uluslararasılaşmaya katılımının arttırılması da bu politika ve uygulamalarda önemli bir yer tutmaktadır. Devlet resim heykel sergileri, davetli ve yarışmalı sergiler, çalıştaylar, bienaller düzenlenmekte bu anlamda. Uluslararası etkinlikler hem yeni sanatsal oluşumlara hem de sanatçılarımızın uluslararası arenada tanınmasına ve ülkemizin de tanıtılmasına vesile olmaktadır. Türk sanat ortamı dünyadaki değişimlerle beraber uluslararası etkinlikleriyle önemli bir değişim sürecine girmiştir. Uluslararası sanat platformunda varlık göstermek amacıyla yapılan etkinliklerde tarihi mekanlar da çağdaş yorumlar ile ele alınmakta. Belirlenen kavramsal çerçevelerde yorumlanan sanat eserleriyle çağdaş bir sanat ortamı oluşturmaya çalışılmaktadır. Uluslararası sanat etkinlikleri birbirinden uzak sanat ortamları arasındaki iletişimi tetikleyerek düşünce ve proje alışverişi canlanmakta. Ayrıca genç kuşak sanatçılar ve sanat uzmanlarını ortak bir zeminde buluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bienaller sanat ortamına yeni bir anlayış kazandırmış. Yerleştirme sanatı, yani enstalasyon, kavramsal sanat, film, video art, performans ve benzeri sanat alanlarının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Çalıştay, bienal, sergi gibi uluslararası sanat etkinlikleri ayrıca
şehir merkezli kültür turizminin gelişmesine de öncülük etmektedir bu anlamda. Farklı lokasyonlarda düzenlenen sanat etkinliklerinin bulunduğu kentin birçok noktasını tanıtırken, etkinliğin bulunduğu lokasyonlara hareketlilik getirmekte ve olumlu sosyal gelişimlere de katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak uluslararası sanat etkinlikleri, sanat ortamına getirdiği yenilikler ve modern sergilenme biçimleriyle çağdaş sanat ortamının oluşmasında ve geniş kitlelere tanıtılmasında önemli bir görev üstlenmektedir diyebiliriz. Evet, Bilsen Hocam, bir çalıştay nasıl organize edilir? Aşamaları nelerdir? Neler yapılır bu çalıştayda? Evet, bu güzel soru. Çok üzerinde uğraş verdiğimiz bir konu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası sanat faaliyetlerinin kapsayan etkinlikler içinde hızla çoğalan çalıştaylar beraberinde birçok eleştirel yaklaşımlara da konu olmuştur. Nitelikli bir uluslararası çalıştay düzenlemek istiyorsanız her aşamada çok titiz olmanız gerekmektedir. Hem çalıştayın mali boyutunu üstlenen kuruma, sanatçıya hem de workshop izleyicilere yani sanatseverlere karşı sorumluluklarınız vardır. Üç yönlü sorumluluğunuz var. Bu büyük bir sorumluluk. Bu hassasiyetle yapmanız gerekenler ise öncelikle sponsorun bulunması, sponsorun gücü. Burada sponsorun gücü de diye belirtmek istediğim şey bütçesi. Çünkü bir çalıştayda bütçe çok önemli. Çalışma mekanları ve bu mekanlara verilecek izinlerin sağlanması. Mekanlara göre sanatçı sayısının belirlenmesi ve en önemli aşaması da sanatçı seçimi diyebiliriz özetle. Evet. Çalıştay organize edenleri küratör olarak mı tanımlıyor miyiz yani Sayın? Evet. Şimdi bu küratörlük sanat etkinliklerinin oluşumunda önemli bir yere sahip olan son dönemlerde de eleştiri odaklarının hedefi olan küratörlük getirdiği sorumlulukları zaman içinde sanat direktörlüğü ve sergi yapımcılığı, sanat yönetmenliği gibi kavramlarla da yer değiştiren bir meslek tanımı haline geldi. Küratörlüğün tanımının genişlemeye başlaması, özellikle sanat yönetimi bölümlerinin, yani üniversitelerde sanat yönetimi bölümlerinin kurulması, açılması ve mezunlarını vermesinin ardından artan küratör sayısı, bu mesleğin tanımının ve niteliğinin sorgulanmasına da yol açtı aynı zamanda. Belki de bu alana teorik ya da pratik katkısı olamayacak isimlerin bu unvanı kullanmaları, sözcüğün değerinin kaybolmasına yol açmış olabilir. Aslında küratörlük bağlamında kopan yaygaraların en başında projelerin seçilmesi geliyor. Hangi küratör hangi sanatçıları seçecektir? Bu önemli. Öyle ya, iyi küratörler iyi sanatçılarla çalışır. Kim iyi sanatçıdır? Bunun kriteri her birimiz için değişebilir. Fakat zaman içerisinde kendisini kanıtlayanlar, yetkin ve güvenilir bir özgeçmiş oluşturanlar, üretimlerinin iyi birer sanat nesnesi olacağını kabul edilenler, eleştirmenleri ve diğer küratörleri etkileyen ve onlar tarafından yazı konusu ya da sergilenecek sanatçı olarak seçilenler, iyi satanlar ve bu satış grafiğini sürekli istikrarlı pozisyonda tutanlar, kendisinden her daim beklediğiniz düzeyi tutturanlar ve benzeri olarak daha çokça uzatabileceğim nitelikleri taşıyanların seçileceği açıktır. Tabii bunu zaman gösterecektir. Evet, Birsen Hocam, uluslararası sanat organizasyonları konusunda bugüne kadar neler yaptınız? Evet, kendi yaptıklarımızı şöyle söyleyebilirim. 2016 yılından itibaren bir grup sanatçı ve akademisyen tarafından, şair yazar Yahya Akengil tarafından kurulan, bir dönem benim de genel sekreterliğini yürüttüğüm Türk Savun, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi olarak 25 yıldır devam eden Türk Dünyası Karma Resim Sergilerinin küratörlüğünü Prof. Dr. Gültekin Akengil ve Prof. Dr. Çağatay Akengil kardeşlerle beraber yürüttük. Yani
25 yıldır Türk Dünyası sergilerini yürütmekteyiz. Kataloglara yayınlanan bu resim sergilerinin büyük bir çoğunluğu uluslararası sergilerdir. Bunların en dikkat çekenleri Kırgızistan'da, Kazakistan'da ve New York'ta gerçekleştirilen sergilerimizdir. Bunun dışında birçok ulusal ve uluslararası karma sergiye küratörlük yaptık. 2017 Çanakkale Zaferi Uluslararası Karma Sergi 67 sanatçıdan oluşan. Tabii şimdi burada uluslararasılaşmayı konuşuyoruz. Burada sanatçı sayılarını verirken uluslararası düzenlediğimiz, bizim düzenlediğimiz benim küratörlüğünü yaptığım sergilerde yarısı ve daha çok da yarısından fazla yabancı sanatçının olması kuralını benimsedim. Yani 67 kişi ise sergi düzenlediğimiz, bunun 30'u yabancı sanatçıdır. 2017-23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı egemenlik sergisi de yine 76 kişi uluslararası. 2020-18 Mart Zafer Çanakkale Ulusal Sergi 117 sanatçıdan oluşan sergi. Yine 2014 Uluslararası Sanat Günleri Şanlıurfa Çalıştayı. Bu çok ses getiren büyük bir çalıştaydı. Harran Üniversitesi'nin o zamanki rektörü Profesör Doktor Halil İbrahim Mutlu'nun onursal başkanlığında ve organizasyonluğunu yürüttüğü 27 yabancı 47 Türk toplam 70 sanatçıdan oluşan bir büyük çalıştaydır. Ve Urfa'ya büyük bir katkı sağlamıştır tanıtım anlamında. 2017, 2018, 2019 Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda küratörlüğünü yaptığımız Gültekin Akengin Hoca ile beraber 3 tane büyük çalıştayımız var. Bunlar 77, 93, 70 gibi büyük sanatçı rakamlarından oluşmakta ve uluslararası çalıştaylardır bunlar. Bunun dışında da gerçekleştirilen birçok ulusal sergiler, çalıştaylar ve küratörlük yapmış durumdayız. Şimdi şunu söyleyeyim, son zamanlarda hızla yayılan sanat ortamlarında en önemli yeri tutan sanat çalıştayları için küratörlük daha da önemli hale geldi. Birçok uluslararası sanat çalıştayı organizasyonu ve küratörlük yapan bir akademisyen olarak tecrübelerime göre çıkarımlarımı sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle Türkiye'de kimler çalıştay düzenliyor diye sorgularsak, akademisyenler bireysel olarak, sanatçılar, sanat galerileri, müzeler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar. Sanatçı küratörlerden mesela Türkiye'de en fazla veya ülkesinde Ethem Baymak var. 2008'de Kosova'nın bağımsızlığını kazanmasıyla başlattığı Sanatla Uyanmak Festivali ile günümüze kadar gelen sergiler, workshoplar, paneller, dinletiler ile halen bu festival küratörlüğünü sürdürmektedir. Yine Balkanlar'da aynı yıllarda uluslararası çalıştay ve sergiler düzenleyen Aynur Mahmudova Kaplan da 35 sanat etkinliğinde küratörlük yapmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde ve Almanya'da düzenlediği çalıştaylarla bugün de aramızda olan değerli hocamız Profesör Doktor Uğurcan Akyüz ve yıllardır Ressamlar Birliği Başkanı olarak Nahçıvan'da düzenlediği uluslararası çalıştay ve sergilerle Ulvi Hamza ve Eva'yı unutmamak gerekir. Aslı Özen, Nilgün Ayşecik Çevik, Olga Eren, Hülya Sezgin ve daha birçok sanatçı sergiler, çalıştaylar, festivaller düzenlemekte ve küratörlük üstlenmektedir. Akademiyi farklı bir başlıkta inceleyip tartışmamız gerekir. O yüzden buraya dahil etmedim. Sonlarda bahsedeceğim. Evet Sayın Hocam, küratörlerin sanatçı seçimleri nasıl oluyor? Yani Türkiye'de bu küratörlük meselesi nasıl işliyor? Çok önemli bir konuya değindiniz. Sanatçı seçimi. Küratörlerin başını belaya sokan konulardan birisidir bu. Diğer arkadaşlarım buna gülmeleri de normal. Çok sıkıntılı bir durum. Şimdi şöyle, klasik yöntemlerin başında sanatçı CV'sinin incelenmesi geliyor tabii. CV'ler genellikle nereden elde ediliyor? Ülkelerin Ressamlar Birliği, Sanatçılar Birliği, vakıflar,
ülkelerin daha önce çağrılan sanatçı referansları, bazı ülkelerde özellikle önemsenen bir konu, Türk Cumhuriyetlerinde bu önemseniyor. Müzelere eseri kabul edilen sanatçılar, akademisyen sanatçılar, sanat galerilerinin yöneticileri ve daha önce Çalıştay düzenleyen küratörlük yapmış sanat yöneticileri de çok önemli bir yere sahiptir. Yani ben düzenlediğim Çalıştay'da daha önce küratör olan, davet eden küratör olan arkadaşlarımın fikirlerine çok önem veriyorum. Sanatçı seçiminde sanatçıların daha önce yaptığı sergiler, aldığı ödüller, ülkesinde sanatçı olarak itibarı küratörler için birer referans sayılabilir. Uluslararası sanat organizasyonlarında ne tür zorluklar yaşanır acaba? Neler vardır hocam? Evet, bu zorlukları şöyle söyleyebilirim. Tabii biraz önceki konuya hemen devamında sanatçı seçimi büyük bir zorluk. Konu çalıştaylar ve workshoplar şeklinde olacaksa, yani sadece sergi değil de çalıştay düzenleyecekseniz, workshoplara davet etmişseniz, bu daha da sanatçının özeline inmeyi gerektiriyor. Çünkü sanatçıyı ülkenizde ağırlayacağınız ve kalabalık bir sanatçı grubunun bir arada çalışması gerektiği için otel oda paylaşımından tutun gelenek görenek farklılıklarının getireceği bazı problemlerle karşılaşmanıza da sebep olabilir. Örneğin oda paylaşımlarında tabii her sanatçıya tek oda veremeyebilirsiniz. Yeme alışkanlıkları ve benzeri birçok etken rol oynamaktadır. Bu nedenle çalıştay sanatçıları seçiminde küratörler birbirinden fikir alışverişinde mutlaka bulunmalılar. Sanatçılarla daha önce gerçekleşen çalıştay deneyimlerinden yararlanmak gerekir. Bunun dışında malzeme seçimi, çalışma mekanı, ülkelerin hava şartları, sanatçıların uyumluluğu, kapris ve sanatçılarımızın içsel yarışları. Bunları çok rastlıyoruz. Ortak çalışma platformlarında bazı sorunlara sebep verebilmektedir. Rastlanabilen diğer bir konu dil birliği olmaması. Anlaşma konusunda sıkıntılara sebep olabilmektedir. Sonuçta davetli olan sanatçılar ülkelerinin dili dışında dil bilmeyebilirler. Bu konuda bir fıkra vardır, belki de bilirsiniz. Temel bahçesinde çalışırken bir yabancı yaklaşır ve İngilizce olarak yol tarifi ister. Temel anlamaz. Yabancı Fransızca olarak sorar, anlamaz. Almanca sorar, yine anlamaz. Yabancı uzaklaşır. Bunun üzerine Temel İdris'e döner. Ula İdris, bir dil öğrenmemiz lazım. Temel'den cevap gelir. Bir dil mi? Adam üç dil biliyordu da ne oldu? Adresi öğrenemedi gitti. Şimdi bu çalıştaylarda bu tür sorunlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Sanatçılar ayrıca yine bir hassasiyet var. Doğası gereği hassastır. Diyaloglarda buna dikkat etmek gerekir. Bir anekdot, Özyeğin Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalıştayda Saraybosna'dan katılan ressam Dize Kohotsic öğle yemeğinde çıkan tabildotten 3 yemek alma sınırını anlamadığı için dördüncü bir yiyecek olarak elma aldığında kasada sorun çıkıyor. Elmanın parasını istiyorlar. Sanatçı başka bir sanatçının elma parasını ödemesini kabul etmiyor. Bayağı bir kasada problem yaşandıktan sonra ağlamaya başlıyor. Üzücü bir durum ortaya çıkmıştı. Ben de tanığım buna. Ve 70 yaşlarındaki sanatçı bir gün boyunca yemek yemedi. Sonuçta rektör devreye girip sanatçının gönlünü alarak konu kapanmıştı. Ama bu üzücü olay yaşandı. Yani kapanışta da, çalıştay kapanışında da Özyeğin Üniversitesi öğrencileri bir sepet elmayla bunu konu haline getirmişlerdi. Böyle bir olayda yaşamıştık İstanbul'da. Evet. Evet. Yani bu tabii büyük kentlerde oluyor da burada Erzurum'da ya da şeylerde olmaz tabii bu tür şeyler. Olmaz. Urfa'da olmamıştı. Sunabildikleri kadar. Evet. Evet. Kebaba onlar duymuşlar. Misafir olduğunu bildirirler ve ona göre davranırlar. Yani bu şeyi demek ki Batı daha bu konuda şey bize göre. Belki özel üniversite olduğu için de olabilir. Bilemiyorum ama yaşadık yani. Bir tanesi hassaslar. O şey değil tabii yani.
çok ender oluyor bu tür konular aslında. Tabii tabii. Hocam? Yani sanatçıların hassas olduğunu ben burada vurgulamak adına bunu söyledim. Yani 70 yaşındaki bir sanatçının bu konu için ağlaması onun hassasiyetini, bizlerin de sanatçılara karşı daha hassas olmamız gerektiğini, dikkat etmemiz gerektiğini anlatmak için bu örneği verdim. Evet, Bilsin Hocam, üniversiteler hızla çoğalan bu sanat etkinlikleri için neler yapmaktadır ya da neler yapmalıdır? Evet, üniversitelerimize geldik. Üniversitelerimizin birçoğunda kültür sanat koordinatörlükleri var. Bu merkezler öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik faaliyetler yürütmektedir. Ayrıca güzel sanatlar fakülteleri, sanat tasarım fakülteleri gibi sanatla ilgili fakülteler de birçok sanat faaliyetine öncelik etmektedirler. Ancak hızla globalleşen çağımızda üniversitelerimiz çoğunlukla sanat, sanat eğitimi, sanat sorunları gibi birçok sempozyumlar, paneller ve seminerler düzenlemekten öteye fazla çıkamamaktadır. Bu bir gerçeğimiz. Bunun birçok sebebi vardır. En önemli sebebi de sanat faaliyetlerinin mali külfetinin çok daha fazla olmasıdır kanaatindeyim. Tabii bu heykel için bu maliyetleri birkaç kat daha üstüne çıkarmak gerekiyor. Çünkü heykel çalıştaylarında da bulundum. Onların durumu çok daha farklı bir kategoride değerlendirilmesi gerekir. Onlar daha çok toz yapıyorlar, daha çok ortamı, çevreyi kirletiyorlar. Kirlenmiyor çevre ama güzellikler çıkıyor ortaya. Biz Uğurcan Hocam'ın şeyinde gittiğimizde Kıbrıs'a fakültenin tamamı toza boğulmuştu. Mermer yerde mi çalıştınız? Yani orası, evet. Orası aslında alışıktır hocam. Ta çölden bile oraya şey gelir, toz gelir Kıbrıs'a. Evet. Şimdi ne dedik? Bu sempozyumlardan öteye çıkamamaktadır. Bunda birçok sebebi var. En önemli sebebi de dedik mali külfetinin fazla olması. Örneğin biz uluslararası bir çalıştay düzenlediğimizde örnek olarak Adana çalıştayımızın maliyetine baktığımızda en son 2019'da yaklaşık 200 bindi. Üniversiteler fakültelere ödenekleri dağıtırken eşit ya da öğrenci ve öğretim üyesi sayısına göre bir dağıtım gerçekleştirirse bu diğer fakültelere göre sanat fakültelerini sıkıntıya sokabilir. Ayrıca dijital çağda teknolojinin en fazla gerekli olduğu fakülteler yine sanat fakülteleridir. Genel anlamda değerlendirildiğinde bu fakülte öğrencileri seçilmiş ve az sayıda olmalıdır. Sonuç olarak sanat fakülteleri diğer fakültelere bakarak sayıları az olduğu için birçok haktan eşit konumda olmamalıdır. Bu durum birçok uluslararası sanat faaliyeti yarışında üniversiteleri geride bırakmaktadır. Bu bütün üniversiteler için geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ödenekler öğrenci sayısına, öğretim üyesi sayısına göre dağıtılıyor. Şimdi burada yöneticiler daha fazla, bu konunun daha içindeler. Ama sanat birimlerinde zaten tabiatı gereği daha az sayıda öğrenci olur. Öğretim üyesi de diğer öğretim üyelerine göre zor yetiştiği için daha azdır. Ama masrafları çoktur. Yani uluslararası katılımlarda diğer bildiri sunmaya veya işte panele gittiklerinde uluslararası harcadıklarıyla sanat faaliyeti için harcananlar farklıdır. Yani büyük külfetleri vardır. O yüzden bu tür çalışmalar geride kalmaktadır. Ancak bunu söylemekle beraber uluslararasılaşmada nitelik neye göre ölçeklendirilecek sorunsalı karşımızda duruyor. Elbette zaman içinde nitelikli faaliyetler, sergiler, çalıştaylar, biyeneller ayrışacak ve çamurda parlayan altın gibi gün yüzüne çıkacak. Nitelik dediğimizde isim vermeden bir örnekleme yapmak isterim. Şimdi maliyet boyutları bize yapılamayanlar söyledik ama bizim de durumumuzu ortaya koymamız lazım. Üniversitelerden birinden öğretim görevlisi arkadaş telefonla beni aradı. Soru şu: hocam uluslararası bir sergi yapıyoruz. İki yabancı sanatçı eksik. Yardımcı olur musunuz? Bir an durdum.
kaç yabancı, kaç Türk sanatçı var serginizde katılan diyorum. Cevap, 2 yabancı, 30 Türk. 4 yabancı olursa uluslararası yazabilirmişiz diyor. Buyurun, akademideki uluslararasılaşmayı tartışalım. Bu çok yakın zamanda gerçekleşen bir durum. Şimdi uluslararasılaşma göstermelik olmaması gerekir. 30 Türk, 2 yabancı, 2 daha tamamlarsam ben bunun adını uluslararası koyarım mantığı doğru bir mantık değil arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. En azından benim fikrim bu. Hep konuşuyoruz. Her şey hakkıyla olmalı. Bu şekilde düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar bu konuda ne diyebilir. Hem maddi külfeti çok yüksek, hem de yaptığımız çalıştayda sanal sergiler yapıyoruz. Ama 4 yabancı sanatçıyı davet edeceğiz. İkisini bulmuşuz. İkisini de çok yabancı sanatçı tanıyor diye telefonla sorup 4'e çıkartmaya çalışan bir durumda söz konusu. Evet, yani değerli hocam yarısı en az yabancı olmalı yani bu şeylerde. Tabii. Buna dikkat ediyoruz. %50 bile geçebilir. Olmalı ki anlamı olsun. Bu kadar konuştuğumuz konular yerini bulsun. Biz yaptığımız Erzurum'daki sempozyumlarda 2005'te ilkini yapmıştık, heykel sempozyumu. 5 yabancı vardı. Sonra 2010'da oyunlar öncesi yine 8 sanatçının 4'ü yabancıydı, 4 Türk. Heykelde de daha uzun zaman çalışılıyor. Daha çok imkanlar gerekiyor. Uzun süre ağırlamanız gerekiyor. Orada sayıların düşük olabilir ama yine de %50 olmalı. Evet. Resim öyle. Şeyi daha kısa sürede oluyor, sonuçlanıyor. Çünkü resim tabii ki 10 gün, heykel. Bizde 10 gün, heykelde bir ay yaptılar mesela Adana'da. 30 gün ağırlandı heykelde. Bizimki 10 gündü. Çünkü heykelde her sanatçı en az 3 metreküp blok mermer ya da taş yonttuğu için. Bir de hafta sonları işte o kültür gezileri yapıldığı için bir gün. Sanatçılar tabii o sürede ancak o projeleri yapıyorlar. Biz de burada yaptığımızda bir aylık sürelerde yaptık. Ve tabii ki bu sanatçıların da, uluslararası gelen sanatçıların da bu şehrin kültürünü, çevredeki tarihi mekanları falan görmesi de buranın tanınırlığını paylaşıyorlar çünkü sosyal medyada. Tabii. Önemli bir katkı sağlıyor. Ve eserleri koleksiyona girdiğinde de biz onlarla devam ediyoruz yazışmalara. Evet hocam. Evet. Bilsen hocam, küresel salgında sanat da etkilendi tabii muhakkak. Şu an biz uzaktan eğitim yapıyoruz. Yüz yüze eğitim yapamıyoruz. Siz neler yaptınız? Neler planlıyorsunuz bu süreçte? Her alanda olduğu gibi salgın sanat alanları da etkiledi. Ancak bunun artıları da oldu, eksileri de oldu. Sanal sergiler pik yaptı denilebilir. Hani hastalık üçüncü pik yaptı deniyor ya, bizde de sanat sergileri pik yaptı denilebilir. Tüm kuruluşlar ve üniversiteler bir yıl içinde yüzlerce sanal sergi yaptı. Yetişemez olduk. Büyük bir çoğunluk ve birkaç yabancı sanatçı katılımını sağlamışsa buna uluslararası sergi dedi. Bu konuda da birkaç eleştirim olacak. Eleştiri değil aslında. Anlamadığım bir şey. Uluslararası davetli jürili sergi. Bakıyoruz. Ben sanaldan sürekli takip ediyorum. Tüm açılan sergileri hatta kopyalıyorum. Bunlarla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Şimdi başlıklar şöyle. Uluslararası davetli jürili sergi. Bu davetli jüriliyi ben anlamadım. Yani biz yapmadık hiç. Acaba uluslararası davetli karma sergi. Mesela davetli karma sergi. Diğeri de uluslararası jürili sergi. Benim anlayışıma göre davetli sergi sanat anlamında belli bir düzeye gelmiş sanatçıların özel olarak davet edilmesiyle açılan bir karma sergi. Şimdi jürili sergi dediğimiz zaman da sanatçı olmaya aday belli bir jüri grubunun seçtiği, sanatçı sanatçıyı seçer mi?
Şimdi uluslararası davetli jürili dediğinizde. Şimdi jürili sergi de sanatçı olmaya aday ve çok ışık görünen, başarılı olan sanat adayları için bir jürinin seçtiği uluslararası bir sergi olarak anlıyorum ben. Belki ilk defa gündeme getirdim. Bununla ilgili de bir makale yazmayı düşünüyorum. Şimdi bunun yanında jürili karma sergi dedik. Davetli sergide şöyle oluyor. Jüri oluşumları da ayrı bir sorunu beraberinde getiriyor arkadaşlar. Akademide bunun tartışılması lazım. Örnekleyeyim. Hiç isim vermiyorum. Sanalda sizin de dikkatinizi çekiyordur. Bakıyorsunuz jürilere. Diyelim ki Uğurcan Akyüz Hocam. Uğurcan Akyüz Hocam'ın öğrencilerinden 7 tanesi jüride. Sonra bunlar bu hocamız diye hocayı davet ediyorlar sergiye. Şimdi öğrencileri, jüri hocayı da sanatçı olarak davet ediyorlar. Şimdi bu uluslararası davetli jürili sergi. Buna ben anlam veremiyorum. Bana da böyle davetler geliyor. Bakıyorum jürili, jüri sizi seçmiş. Öğrenciniz olduğu için seçmiş. Bu doğru mudur? Bu tartışmaya açılması gereken bir konu. Ama tabii burada uluslararasılaşma derken biz bunun içinde bu konuları da tartışmamız gerekir bu söyleşi içinde. Ben bunu konulara dikkat çekerek konuşmamı tamamlıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Size soru varsa tabii şeyden sonra alırız. Şimdi diğer arkadaşlara zaman bıraktım. Ben çok konuştum gibi geldi. Evet. Şu an zamanımız var, şey değil. Nahçıvan dan konuk sanatçı ve milletvekilimiz Ülvi Hamza Yeva 1982 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek ilçesinde dünyaya geldi. İlk eğitimini Nahçıvan şehrinde aldı. 2003 yılında Nahçıvan Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını bitirdi. 2005-2011 yılları arasında Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde sanat ve sanat tarihi dersleri verdi. Azerbaycan Ressamlık Akademisi'nin de doktora tezi üzerine çalışmalar yapıyor. 2002 yılında Nahçıvan'da soykırım kurbanlarının anısına dikilmiş anıt projesi tasarımcısıdır. 2008 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin onur sanatçısı unvanıyla ödüllendirilmiş. 2009 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti onur sanatçısı unvanıyla yine ödüllendirilmiş Ülviye Hanım. Birçok uluslararası sanat festivallerine katılmış ve birçok sanat yarışmasında ödül ve derece almıştır. Ülviye Hamza Yeva 2012 yılından itibaren düzenlenen Nahçıvan Beşeriyatı Beşiği Uluslararası Sanat Biyanesi'nin kuratörü ve organizatörüdür. Azerbaycan Ressamlar Birliği üyesidir ayrıca. Güzel Sanatlar Derneği UNESCO üyesidir. 2013'ten beri Yeni Çağ Dünya Sanat Akademisi üyesidir. 2010-2015 yılları arasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekili olmuştur. 2011 yılından itibaren Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ressamlar Birliği Başkanlığı'nı yürütmektedir. Ülvi Hamzazayeva 2015'ten beri Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekilidir. Eserleri yerel müzelerde, özel ve resmi koleksiyonlarda yer almaktadır. Şimdi kendilerine şöyle bir sorum olacak. Özel konumu nedeniyle Nahçıvan'da uluslararası sanat etkinlikleri, çalışmalar organize etmek kolay olmasa gerek herhalde Ülvi Hanım. Hürmetli, sesim gelir. Geliyor. Hürmetli moderatörlerimiz Profesör Doktor Mustafa Bulat, Doçent Önder Yağmur, değerli Profesör ve Senat dostum Güzel Ressam Birsen Hanım, Uğurcan Hoca, değerli iştirakçılar, değerli arkadaşlar, her birinizi ayrı ayrılıkta salamlıyor. Sanata uluslar arasılaşma mövzusunda keçirilən söyləşimizə
uğurlar arzu edir. İcazənizle sizin suala da cevap vermek istedim. Birsen Hanım çok güzel danıştı beynəlxalq tedbirler hakkında. Təbii olarak siz de qeyd etdiniz ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da Naxçıvan Bəşəriyyətin Beşiği Beynəlxalq Rəsim Festivalları keçirilir. 2013-cü ildən biz bu festivalı keçiririk və bu festivallarda bir çox yerli və bir çox digər ölkələrdən olan rəssamlarımız qatılırlar. Təbii olaraq bu bir baxımdan çətindir, çünki bilirsiniz ki, uzun illərdən bəri sürən bizim bir savaşımız vardı və bilirsiniz ki, Naxçıvan Özərk Cumhuriyyəti blokada şəraitində idi, yəni giriş çıxış biraz çətin idi. Qurudan və havadan, yəni çox çətinliklə qurudan bilirsiniz ki, İran tərəfdən, Türkiyə tərəfdən, Gürcüstan tərəfdən və təbii olaraq ki, hava yoluyla ora gəlmək etmək mümkündür. Naxçıvanda biraz helə tədbiri keçirtmək çox çətin idi bir baxımdan, amma biz buna cəhd göstərdik və təbii olaraq gördük ki, beynəlxalq aləmin və ümumiyyətlə digər dövlətlərdə yaşayan rəssamların marağı Naxçıvana böyükdür. Və təbii olaraq ki, biz demək ilk festivalımızı çox az bir demək rəssamla başladıq. Və təbii olaraq ki, bizi dəstəkləyən də bizim qardaş ölkəmiz Türkiyə oldu. Daha çox sənətçilər oradan gəldilər və təbii olaraq hamı, hər biri də Türkiyədə sevilən, seçilən və ağırlığı olan sənətçilərdən idi. Onlardan bəziləri bu gün elə bizim söyləşimizi də dinləyirlər. Təbii olaraq çətinlik baxımından, yəni ilk festivalımız bəli çətin oldu, çünki sorular dururdu. Naxçıvanda vəziyyət necədir? Savaş olan bir dövlətdir. Çətinliklər olacaq və yaxud da ki, asan gələ biləcəyik. Lakin təbii olaraq ki, Naxçıvan Özərk Cumhuriyyətində blokada şəraitində olsa belə, amma dostları və təbii olaraq tədbir iştirakçılarını ağırlamaqda, hər tərəfdən onlara rahatlıq sağlamaqda, yəni bu tərəfdən çox böyük bir demək səylər göstərildi və olundu. Demək, bizə dəvət olunan tədbir iştirakçıları çox böyük bir məmnuniyyətlə digər tədbirlərimizə də qatıldılar. Bilirsiniz ki, Naxçıvan qədim uyğarlıqlardan biridir və burada bir çox gözəl bizim demək tarixi abidələrimiz, bizim qədim yerlərimiz, məskanlarımız, eləcə də Naxçıvanın gözəllikləri, bugünkü durumu, bunlar hamısı bizə gələn qonaqları cəlb elədi və biz bu günə qədər 100-ə yaxın demək digər ölkələrdən sənətçilər dəvət etmişik və təbii olaraq da bunlar da hərəsi öz ölkələrində tanınan və ağırlığı olan sənətçilərdən idi. Yəni bu istər Misir olsun, istər Amman olsun, istər demək Polşa olsun, istər Rusiyanın bir çox yerlərindən olsun. Yəni tanınmış rəssamlar, bizim özümüzdən olan rəssamlarımız da iştirak ediblər. Bilirsiniz ki, yerli rəssamlar yəni Naxçıvan özünə aid olan rəssamlardır və təbii olaraq ki, Bakı şəhərində yaşayan rəssamlardır. Bakıda da təbii olaraq ki, Bakıda və Azərbaycanın digər regionlarında da bizə rəssamlar qatılmaqdaydı. Çətinliyi oldu və bizim demək Naxçıvan Bəşəriyyətin Beşiği Beynəlxalq Rəsm Festivalımız Biennale tiplidir. 2 ildən bir keçirilir. Və sesimizi kapatabilirsek o şeyler sesler gelmesin. Bizim demək ilk, amma uşaq səsi də çox gözəldir. Evet, o da sizin hemşəriniz.
Hökümə hanım Baxçıvandan. Öyle mi? Lap yaxşı, buradan salamlayırıq. Her şey o səsdən başlayır. Demek 2012-ci ildən başladıq və artıq bugün bu illərsi 2020-ci ildə pandemi dönəmi təbii olaraq ki, araya düşdü. Biz keçən il eləməliydik. Amma bu illərsi onu keçirdəcək, Allah izin verirsə. 5-ci festivalımızı keçirəcəyik. Və Naxçıvan Bəşəriyyətin beşi nə üçün bəlkə də soruşarsız adı? Çünki bilirsiniz ki, Nuh Peyğəmbərin adı ilə bağlıdır Naxçıvan, Nuh Çıxan. Və biz çox istəyirik ki, yəni bizim ilkin istəyimiz odur ki, biz Naxçıvanın qədimliyini tanıdaq, Naxçıvanı hər kəsə tanıdaq, hər kəs görsün və təbii olaraq ki, biz öz rəssamlarımızla digər tanınmış rəssamları buluşdurmaq amacı ilə daha çox çalışırıq. Və təbii olaraq ki, bu cür festivallar nə üçün lazımdır? Bu cür festivallar ona görə lazımdır ki, rəssamlar bir-birləri ilə dostlaşınlar. Və bayaq Bilsən xanım da dedi ki, bəziləri heç dil bilmir, hətta bir gözəl maraqlı lətifə də danışdı. Amma mən qeyd edeyim ki, sənətin dili yoxdur. Çünki sənət əsərləri rəssamın yerinə danışır. Təbii olaraq elə anlaşılmazlıqlar olur balaca, amma sənətin dili fərqlidir, sənətin dili anlaşılandır. Biz estetikənə gözəlliyi tərənnüm edirik və təbii olaraq sənət və mədəniyyət aləmi, sənət və mədəniyyət başqa bir planetdir və o planetin sakinlərini mən bugün salamlayıram. Və təbii olaraq ki, biz də bu festivalımızda həmin planeti yaradırıq hər kəs üçün. Bu, rəssamlara bir bayram olur. Birsən xanım özü də bizdə iştirak edibdir Naxçıvan Bəşəriyyətin 5-ində. İnşallah bu ildə Allah izin verir, iştirak edəcək. Və təbii olaraq, mən elə biləyim ki, maraqlı keçirilir. Çünki biz hər bir şeyi nəzərə alırıq. Təbii olaraq ki, Naxçıvan Bəşəriyyətin 5-i Beynəlxalq Rəsm Festivalı Muxtar Respublika rəhbərliyinin demək diqqəti və qayğısı nəticəsində keçirilir. Və təbii olaraq ki, biz də dəstəyimizi dövlətdən alırıq. Və bu çox önəmlidir. Mən çox istəyərdim ki, elə bu tür festivalları, bayaq Birsin xanım dedi ki, biz sponsorlar axtarırıq. Amma mən istəyirəm ki, elə bu tip tədbirlər sponsoru dövlət olsun. Çünki bu dövlət marağındadır. Ən birincisi, biz yaşadığımız yeri, yaşadığımızın milli mədəni adət ənənələrini, demək, mədəniyyətini təbliğ eləyiriksə, yəni buna ən birinci maraqlı olanlar, məsələ, dövlətin özü olmalıdır. Və təbii olaraq ki, biz dövlətimizin dəstəyi ilə bunu keçirdirik və bir çox problemlər də aradan qalxır. Məsələn, Birsən xanım deyir, kaprisli rəssamlarımız da olur yemək konusunda. Bir çoxları vejetaryan olur, ət yemirlər. Təbii olaraq onların hamısı nəzərə alınmaqdadır. Məsələn, birisi gedə bilmir, ayrıca bir nəqliyyat verilir onlara. Yəni, belə bir şeylər olur, amma təbii olaraq sənətçi özü naturasından hər zaman kaprisli olmuşdur. Və elə bilirəm ki, sənətçinin kaprisli olması da yəni, normal bir şeydir. Çünki sənətinə çox arxeyn bir adam elə kaprisli olmalıdır. Və təbii olaraq ki, bizim festivalda işlədiyimiz əsərlər heykəltaraşlıq festivalından çox fərqlənir Mustafa bəy. Çünki heykəltaraşlıqda həm az adam ola bilər, həm də ki, uzun sürəli bir festival ola bilər. Amma Naxçıvan Muxtar Respublikası çox böyük bir bölgə olmadığı üçün və onun bir xətt üzrə marşrutu olduğu üçün biz bu festivalı çox keçirmirik. Ardısı bizim festivallarımız 5-6 günlük festivalımız keçirilir və bütün günlərdə dolu-dolu keçirilir. Musiqili, rəqsli, gözəl tiyamları ilə, gözəl təbliği ilə, gözəl demək, diyarı hər bir rəssam görə bilir. Və biz təbii olaraq ki, rəssamları çox yormaq məqsədi ilə bunu eləmirik və hər sənətçidən
bir əsər tələb edirik və o əsər bizdə açıq hava altında işlənilir. Hər kəslə bir yerdə. Yəni çünki əsas mən elə bilirəm ki, əsas birlikdir. Yəni bu festivalların əsas məqsədi də birlik yaratmaqdır. Və biz istəyirik ki, bizim uyğarlıqlar bir-birinə təsir olsun və bunu ən gözəl də edən rəssamlardır. Əslində, rəssamların bir çoxusu deyir ki, mən siyasətlə heç bir əlaqəm yoxdur, mən siyasi deyiləm. Amma hər bir rəssam siyasidir həqiqətən də, çünki onlar hər biri öz dövlətinin, öz tarixinin təbliğatçısıdır. Və hər bir rəssamın əsərində məhz onlara uyğun nəsə bir detallar vardır. Və rəssamların bir-biri ilə qaynaşması, rəssamların bir-biri ilə tanışması, rəssamlar bir-biri ilə diyaloga girməsi, yəni təbii olaraq da bu, demək, onların olan hər bir şey ümumi olur. Və təbii olaraq ki, zaman-zaman əsərlərdə biz yalnız özümüzə məxsus olan elementləri yox, məhz başqa dövlətlərə məxsus elementləri də zaman-zaman görə bilirik. Və bu da təbii olaraq ki, qaynaşma və yəqin ki, inteqrasiya adlanır. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü dövrdə belə bir anlayış var. Əgər sən ekranda yoxsansa, əgər sən internetdə yoxsansa, demək yoxsan. Həqiqətən də bu belədir. Bizim Sovetlər dönəmində çox gözəl rəssamlarımız olubdu. Ya mən Azərbaycanı qast edirəm. Və məsələn, Sovetlər dönəmində o Azərbaycanlı rəssamıyam və yaxud ki, Türk rəssamıyam deyə bilmirdi. O ümumi Sovet rəssamı olurdu. Və bizim dünyaca şöhrətli rəssamlarımız var. Sizlər də onları tanıyırsınız. Bəlkə də bu Mikhail Abdullayevdir, Tahir Salahovdur. Demək, Nəriman Biyekovdur, Toğrul Nəriman Biyekovdur, bugün Saçit Məmmədovdur, mən adını seçə bilərəm. Yəni, bunlar dünyaca tanınmış rəssamlardır, amma bəziləri həqiqətən də daha yaxşı tanıdılmır. Nə üçün? Çünki bugün internetdə, internet aləmində yoxdur. İnternet aləmin özü elə inteqrasiyadır və hər şey sənəti bir-birinə birləşdirən bir amildir. Və mən elə bilirəm ki, bu festivalların keçirilməsi də məhz rəssamları bir ölkələrə tanıtmaqdır. Yəni, biz həm də ki, onları tanıyırıq. Mən Birsen xanımın bir çox sözlərinə də burdan qatılıram. Təbii olaraq ki, bu festivala sənətçi seçimidir. Çox titiz və çox problemli bir məsələdir. Lakin mən düşünürəm ki, bu tədbirlərdə gənclərə də hərdən yer vermək lazımdır. Tanınmayan gənc rəssamlara yer vermək lazımdır. Çünki bizim tanınmayan gənc rəssamlarımız hələ təzə-təzə öyrənirlər və düşünürəm ki, rəssamlarla bircə işləmək onların yaradıcılığına da böyük bir təsir göstərməkdədir. Onunca bir nəfər, iki nəfər hər zaman bizim festivallarımızda təbii olaraq ki, iştirak eləyir. Bu qədər suala bilmirəm, cavab verə bildim ya yox. Hem siyasetçi hem de sanatçı olarak Ülviye Hanım, uluslararası organizasyonlarda yer almak, Nahçıvan tanıtımına katkı sağlayarak önemli misyonu yerine getiriyorsunuz. Uluslararası sanat organizasyonları konusunda neler yaptınız? Sanatın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilirsiniz, sanatın geleceği hakkında ben çok şeyler düşünürüm. Düşünürüm ki, bugün biz sanatı tamaşaçıya sevdirməliyik. Çünki mən elə bilirəm ki, bir balaca sənət elə bir ki, əvvəlki dönəmlərə baxanda bir balaca elə bir ki, arxada qalıbdır. Yəni, nə mənada? Ola bilir ki, rəssamın əsərləri satmağı baxımından, satışı baxımından bu daha elə bilirəm ki, düzgün olar söyləmək. Amma qeyd edeyim ki, biz bax bu cür festivalları keçirə-keçirə həm sənəti tanıdırıq, həm sənəti sevdiririk, həm tamaşaçıda estetik zövqü oyadırıq. Və mənim bir siyasətçi və rəssam olmağım mənə heç də mane olmur. Yəni, bəlkə də haradasa yardımı toxunur. Yalnız özümə yox, məsələ bizim rəssamlarımıza da. Çünki mən yalnız özüm yox, həm də ki, həmin rəssamlara da köməklik edə bilirəm hansısa bir problemləri həll etmək üçün.
Ve ona göre de düşünürüm ki bu birbirine mani olmayan sənətlərdir. Yani böyle deyim. Ve ben ad çekmek istemiyorum. Lakin böyle bir praktika var. Ola bilsin ki siz de tanıyırsınız. Ama demek bir nefer ressamları davet edir. Müxtəlif ölkələrdən deyil, yalnız Türk dünyası rəssamlarını və böyük bir demək muzey düzənləyibdi. Türk dünyası rəssamların muzeyini düzənləyibdi. Və təbii olaraq ki, o həm ora sənətçiləri dəvət eləyir, həm sənətçilərə yardım eləyir maddi baxımından, həm də ki, onların əsərlərindən bir muzey düzəldir. Təbii olaraq biz bugün hamımız istər Louvre, istər Dresden, istər Tretyakov qaleriyasına can atırıq baxmaq üçün, oradakı rəsimləri baxmaq üçün və həmin rəssamları tanımaq üçün. Təbii olaraq ki, bu insan uzaq görən bir iş eləyibdi. Yəni, bugünkü dövrdə belə bir şey yaratmaq həqiqətən də çox böyük bir şeydir. Çünki vaxt keçdikcə sənət əsərləri dəyərlənir və həmin də muzey çox dəyərli muzeylərin birinə çevriləcəkdir və insanlar istər-istəməz ora gedib baxmaq üçün can atacaqlar. Və təbii olaraq ki, mən belə bir düşüncəni alqışlayıram ki, festivallarda çəkilən əsərlərdən ibarət müxtəlif muzeylər olsun, yəni həmin bölgələrdə muzeylər olsun. Təbii olaraq bizim festivallarımızda işlənən əsərlər bitirəndən sonra biz onları həm muzeylərə, həm də ki, qaleriyalara təhvil veririk və bəyəndən əsərlər muzeylərdə, hətta ekspozisiyada, demək, onlar orada ekspozisiyada olurlar. Məhz onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Birsən xanımın bizdə gözəl bir əsəri demək, Qarabağlar türbəsində bugün demək olmaqdadır və Qarabağlar türbəsi bizdə muzeyə çevrilibdir. Qarabağlar türbəsinə hər kəs gəlib baxan orada Birsən xanımın əsərini də görə bilər. Yəni seçilib sayılan rəssamların həm əsərləri, yəni bizdə muzeylərdə, qaleriyalarda sərgilənir. Yəni bunun özü də çox müsbət bir haldır. Həm rəssam üçün, həm də ki sənət üçün. Şimdi bu pandemi döneminde küresel salgından sanat nasıl etkilendi? Siz neler yaptınız, neler planlıyorsunuz? Mustafa Bey, pandemi her kəsi etkilediği için bizi de çok etkileyibdi. Yani bir çox tədbirlər təxirə salınıbdı. Lakin bilirsiniz ki, yani bugün global inteqrasiya deyiləndə, yani biz hamımız bugün bağlıyıq internetə və internet üzərindən bir çox tədbirlərimizi keçirdirik. Bu təbii olaraq onlayn rəssamlar haqqında onlayn video çarxların hazırlanıb YouTube-a yerləşdirilməsidir. Bu belə gözəl simpozyumların keçirilməsidir. Belə gözəl söyləşilərin və təbii olaraq ki bir çox konfransların keçirilməsidir. Yəni, mən qeyd edeyim ki, bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasında Rəssamlar Birliyinin başqanıyam və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Rəssamlar Birliyinin bu illərsi 50 ili tamam olur. Mən buradan bizim bütün rəssamlarımızı da təbrik edirəm bu münasibətlə. Və bu 50 illik dönəmində, təbii olaraq onu da qeyd edeyim ki, 50 il az deyil və 50 il Naxçıvan Rəssamlar Birliyi vardırsa, bu da bizim dövlətimizin bizə olan böyük dövlət və diqqət və qayğısı nəticəsindədir. Yəni, bu diqqət və qayğı olmasaydı, bizim rəssamlarımız inkişaf eləməzdi və bu gündə bizim 50 iliyimiz keçirilməzdi. Onu da qeyd edeyim ki, bizim rəssamlarımıza özəl olaraq emalatxanalar da verilir və həmin emalatxanalarda rəssamlar öz əsərlərini yarada bilirlər. Pandemi dönəmində dediyim kimi bir çox tədbirlər görülübdür. Təbii olaraq boş qalmamışıq və yəqin ki, gələcəkdə də görüləcəkdir. Çox təşəkkür edəriz. Şimdi sırada Profesör Doktor Uğurcan Akyüz hocamız var. Hocamla benim tanışıklığım
1984 Hacettepe Üniversitesi. Orada Uğurcan Hocam asistandı, ben de öğrenciydim. 84, 88, 90 yıllarında da yurt dışına gittiğinde ben Erzurum'daydım. Döndüğünde de ben Erzurum'dan Hacettepe'ye sınavlara giriyordum. O zaman karşılaştık Kızılay'da. Uğurcan Hocam tabii ki çok dinamik ve şeydi, çok aktif bir hocaydı o zaman Hacettepe. Hala öyleyiz. Değişen bir şey yok. Sonra da tabii biz kendisiyle Erzurum'da sınavlara jüri olarak gelinmekteydi kendisi. Sonra bizi Kıbrıs'a dekan olduğu dönem Hacettepe ve Kıbrıs'ta yakında o da davet etti. Biz orada 3 defa çalıştay yaptık, etkinlik yaptık. Akademide kapsamında bizi davet etti. Önder Hoca bizim ekiple heykel şeyini, etkinliklerini yaptık. Çok güzel günlerimiz geçti. Kıbrıs gerçekten Uğurcan Hoca ile güzeldi. Şimdi Uğurcan Hocamız 1961 yılında Bopa'da doğdu. 83'te Gazi Üniversitesi Resim Bölümünden mezun oldu. 84 yılında TÜBİTAK'ta çalıştı. 85 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. Yüksek lisansını 87'de tamamladı. 89'da Sabaha Karşı Bir Zaman adlı kitabı yayınlandı. 95 yılında İngiltere Leicester Manford Üniversitesi'nde doktora derecesi aldı. 97 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Grafik Bölüm Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Enstitü Müdürlüğü yaptı. 2006 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesini kurdu ve dekanlığını yaptı. Ve ayrıca orada tabii benim en son şeyde Mimarlık Fakültesi dekanlığını da yapıyordu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 2009-2012 tarihleri arasında dekanlık yaptı. 96'da Ankara'da, 2007'de ise Kıbrıs'ta açılan ilk dijital resim sergilerini sergiye dahil 22 kişisel sergi açtı. 2004 yılında resim devlet resim heykel yarışmasında Türk sanatı tarihinde ilk defa bir dijital çalışmayla başarı ödülünü kazandı hocamız. 2010-12 yıllar arasında ÜAK Sanat Alanı Eğitim Komisyonu ve 2012-15 yıllar arasında ÜAK Doçentlik Üst Düzey Komisyon Üyeliği yaptı. 16. Asya Sanat Bienali'nde jüri üyesi oldu. 2014-2017 yıllarında Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'nı yürüttü. 2016 yılında Palo State Üniversitesi Bilgi Adam Ödülünü aldı. Pek çok sanatsal ve akademik etkinlik düzenledi. 2018'inde Bosna Hersek Tarih Müzesi'ne 4 eseri birden koleksiyona kabul edildi. 135 gazete makalesi yayınlandı. Yakından Sanat adlı kendi televizyon programını 85 hafta hazırlayıp sundu. O programda biz de konuk yaptı 2014'te. 2019'da Kendime Dersler adlı ikinci kitabını yayınladı. Mart 2018'den beri Almanya'da yaşamını ve sanat çalışmalarını sürdürmektedir hocamız. Sayın hocam, size de uluslararasılaşma, değişim neden önemlidir? Böyle bir soru yöneltelim. Peki. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerek rektör yardımcısı Mustafa hocamıza, gerekse Taşkın hocamıza, dekan bey, biz dekan diyelim şimdi, bugün daha dündü öbürü, Mustafa hocama ve Önder Bey'e ve teknik ekipteki arkadaşlara ben öncelikle davet için teşekkür ediyorum. Ayrıca Ulvi Hanım ve Birsen Hanım'a da aynı platformu paylaşmaktan da gurur duyuyorum. Pandemi nedeniyle, bu salgın nedeniyle uluslararası bir sosyolojik, ekonomik, siyasi, her anlamda insanı ilgilendiren her anlamda sorunun ortaya çıktığı böyle bir dönemde sanatın iyileştirici tarafından bakarak bu platformda bizi açmış olduğunuz için teşekkür ediyorum. Böyle bir platformda bulunduğum için de mutluyum. Ben uluslararasılaşmada sanat için niçin gereklidir ve nasıl sanat uluslararasılaşıyor, hangi araçlarla ve ne kazandırıyor insanlara bu uluslararasılaşma, biraz ben o konuda konuşarak başlayayım, bilgi vererek başlayayım. Biliyorsunuz bu sanat artık çağdaş sanatın vitrini olarak iki önemli etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir tanesi Biennallerdir, diğeri de çalıştaylardır. Yani uluslararası anlamda gerçekleştirilenler.
Şimdi uluslararası'dan ne kastettiğimize ilişkin Birsen Hanım güzel açıklamalar yaptı. O konuda yani bardağın hangi tarafından baktığımıza da bağlı aslında. Çok güzel de bir örnek verdi. Yani 4 kişiyi tutturursa uluslararası olacak. 4 kişiyi tutturamazsa o arkadaşımız uluslararası olmayacak. Yani bu kriterler konulurken neye göre yapılıyor tabii bunlar tartışılır. Ben olumlu taraflarından bakacağım hep olaylara. Öyle bakmak istiyorum daha doğrusu. Dünyadaki ilk Biennale, Venedik Biennale'i benim çıkardığım bu konuşmayı daha sonra Birsen Hanım'ın Adana'da yaptığı ikinci Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nda ayrıca bir de konuşmalardan oluşturdukları bir dijital kitap basıldığını, hatta kitabın bir de basıldı değil mi Birsen Hanım kitap? Evet, bir basılan bir kitap var ortada. Bir de bunun tabii yani teorik tarafı, yazılı tarafı da var. Kaynak oluşturan tarafı da var. Ben orada da çok güzel bir konuşma yapmıştım. O konuşmayı esas alarak şimdi biraz daha detaylandırarak devam ettim. Yaptığım araştırmalardan şu ortaya çıktı ki dünyada ilk Biennale 1895'te İtalya'nın Venedik kentinde düzenleniyor. Arkasında ondan sonra gelen tarih sıralamasında İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da düzenlenen 1955'te başlayan Dokumenta, Almanya'nın tam ortasındaki Kassel kentinde başlayan Dokumenta. Ki Dokumenta aslında her yıl 2 ve 7 ile biten yıllarda 5 yılda bir tekrarlanıyor. Bu Biennale anlamında değil. Çünkü Biennale 2 yılda bir tekrarlanan anlamı içeriyor ama nedense öyle geçiyor. Ondan sonra 1957'de Brezilya'da São Paulo Biennale düzenleniyor. Arkasından ondan sonra gelen 73'te Avustralya'daki Sydney Biennale. Sydney Biennale bunların hepsi de dördü de farklı binaları, farklı konsept çerçevesinde sanatçıları farklı tekniklerde, farklı disiplinlerde çalışan sanatçıları bir araya getirmesi açısından da önemli. Ondan sonra benim 14.sine jüri üyesi olarak çağrıldığım Bangladeş'teki 1981'de ilk yapılan Bangladeş'teki Asya Sanat Bienali gibi bu konuda biraz söz etmek istiyorum. Bangladeş 1971'de çok büyük, tabii ki her bağımsızlık savaşı kolay yapılmıyor. 1971'de Pakistan'dan, Hindistan'dan değil, Pakistan'dan bağımsızlığını kazanıyor ve çok büyük bir kıyıma uğruyor Bangladeş halkı. Ama hemen 10 yıl sonra Biennale düzenleyebilecek kadar da sanata yakın ve sanatı belki bir psikolojik bir terapi aracı mı olarak kullanıyorlar ya da kendilerini var etmek için uluslararası platformda bir araç mı olarak kullanıyorlar bunu bilemiyorum. Ama benim bildiğim, benim katıldığım 2010-2012'deki Biennale'lere gerek Türkiye'yi temsilen gerekçe sanatçı olarak bizzat ben katılmıştım. 2014'tekine de beni jüri üyesi olarak çağırdılar. 53 ülkeden yaklaşık bir 300'e yakın insan katılmıştı Biennale. Bunların bir kısmı oraya da gelmişti. Şimdi bu seneki hedefleri 100 ülkeden sanatçı çağırmak. Bir de benim yaptığım araştırmalarda o Adana'da da söylediğim bildiride okuduğum, sunduğum bildiride vardı. Bangladeş Biennale mesela çok uzak tutuluyor. Yaptığım bu araştırmalar içerisinde açık bilgi kaynaklarından Bangladeş Biennale'ne değmiyor ama Venedik'le başlıyorlar, yine Avrupa'da bitiriyorlar. Bu da Batı'nın pek çok konuda olduğu gibi kendi ikiyüzlü tavrının da ben bir yansıması olarak görüyorum. Çünkü çalıştaylara da baktığımız zaman kendi işte köylerde, kasabalarda 3-4 tane sanatçının kendi evine çağırdığı ve bunu çalıştay olarak sundukları toplantıları, bir araya gelişlerinden söz ediyorlar. Ama mesela şeyde başlayan, Poticelli'de başlayan, Bosna'da Poticelli'de, Poticelli umarım ki yanlış telaffuz etmiyorumdur. Orada başlayan 1955'te ilki yapılan ve 50.si geçen yıl
gerçekleştirilen bu etkinlik bence çok önemli. Bu çalışta çok önemli. Ardından Küba Bienali geliyor 84'te ve 1986'da Türkiye'de Ankara'da ilki gerçekleştirilen Avrasya Uluslararası Sanat Bienali. Ama Ankara'dakinin devamı gelmiyor. Ben birincisinde de ben oradaydım. Maalesef Kenan Evren'in müstehcen bulduğu iki resim nedeniyle o resimler kaldırıldı. Ben kaldırılmadan önce izlemiştim ve bunu burada konuşurken konuşacağımı düşünerek şunu düşünmüştüm. O zaman o günkü koşullarda ve görüşüm içerisinde o sergilenen resimler sadece objelerdi. Orada figürler var. Onların değil porno, erotik anlamda değerlendirilmesi bile bence abesle iştigal. Ama öyle değerlendirdiler ve sanıyorum da Bienal'den kaldırıldı. Arkasında da zaten Ankara Bienali bitti. Ve İstanbul'a geçti 1987'de. İstanbul'daki Bienal hala devam ediyor. Sanıyorum bu yıl 17.si gerçekleştirilecek. Arkasından Senegal 1990'da, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarjah Bienali ki orada Türk sanatçıların kendilerini sunma yeri, kendilerini gösterme yeri buldukları önemli bienallerden bir tanesi. Bu arada Bangladeş'teki bienalin ilkini gerçekleştirilirken Türkiye'den Adnan Turan da orada jüri üyeliği yapmış, onu da belirteyim. Çünkü Türkiye'ye sempatiyle bakan bir ülke. Arkasından Kore'de 1995'te ve farklı bir ilginç olan Avrupa'da gerçekleştirilen 1996'daki dan beri gerçekleştirilen Manifesta. Bunun 2022'de 14.sü Kosova'da gerçekleştirilecek. Bu ilginç bir bienal. Her sene bienal farklı bir ülkede gerçekleştiriliyor. Yani bir ülkenin bir kentine ait değil. Genellikle olduğu gibi bu her sene farklı bir ülkede gerçekleştiriliyor. Ardından tabii ki 1996'da Şangay, Çin'in Şangay kentinde gerçekleştirilen bienal. Tabii ki şimdi küresel ekonominin uzak doğuya doğru kaymasıyla beraber uzak doğudaki bienallerin de önemi, sanat piyasasının da önemi ve sanatın bir enstrüman olarak alınıp satılması ve kendisine söz ettirmesi de önem arz ediyor ekonominin doğuya kaymasıyla beraber. Ki zaten 2050'de neredeyse dünya ticaretinin böyle giderse dünya ticaretinin %50'sinin Çin tarafından kontrol edileceği de ekonomistler tarafından ortaya atılan bir görüş. Arkasından Berlin Bienali var. İngiltere'de 98'de başlayan Liverpool Bienali, İspanya'da Valencia Bienali 99'da gerçekleştiriliyor. 2001'de Japonya'da Yokohama. Bu trienal yapılıyor. Gelelim Türkiye için tabii ki yani Ankara'daki Avrasya Sanat Bienali'nden sonra İstanbul'daki sürmekte olan İstanbul Bienali ve yine sürmekte olan 2005'te başlayan Sinopal Bienali var. Yine Uluslararası Çanakkale Bienali ve arkasından 2007'de başlayan Çanakkale Bienali ve arkasından 2010'da başlayan Mardin'deki Bienal. Bunlar tabii bienallerin önemi bulundukları kentlerin tanıtımına çok büyük katkıda bulunuyorlar. Ülkenin tanıtımına çok büyük katkıda bulunuyorlar. Arkasından sanatçıların görüş paylaşımına katkıda bulunuyorlar. Yine maddeler halinde bunu gerçekleştirdim. Tabii ki bu bienallerle beraber esas şimdi bir akademisyen gözüyle değerlendirilecek olursa, yani bakacak olursa, bienallerin bir tarafında da küratörlerin devreye girmesiyle beraber sanatın kontrolü ekonomik bir araç olarak özel sektörün de işin içerisine katılmasıyla beraber başka bir boyut kazanıyor. Çünkü ondan önce sanat devlet üniversitelerinde üniversite hocalarının öğrencilerini ve piyasaya yönlendirmesi değil, o hocaların baskınlığıyla oluşmuş bir değeri vardı.
Bu tabii ki yani küresel sermayenin üniversiteler, devlet çoğunlukla da devlet üniversitelerinde küresel sermayenin kontrolü dışında dışına çıkarması gerekiyordu sanatı. Bunun için de kreatörleri devreye soktu. Kreatörlerin devreye girmesiyle beraber benim tanık olduğu kreatör geliyor bir atölyeye, bir hocanın atölyesine geliyor. O atölyede istediği öğrenciyi, kimisini doğum yerine göre, öğrencinin doğum yerine göre, yaptığı işteki, vermek istediği mesaja göre seçiyor. Yani bu örnekler tabii. Yani nadiren de olsa, az da olsa bu tür örneklerle karşılaşıyoruz. Ve ona göre o insanların politik söylemler de oluşturarak yollarına devam etmelerini çalışıyor. Onları öne doğru çıkarıyorlar. Bir çalıştayda, benim tanık olduğum bir çalıştayda sadece doğum yerlerine göre birisi, bir kuratör işte birisinden bağlı. Ya dedim yani Türkiye'nin her tarafından insanlar, öğrenciler, sanatla uğraşanlar var. Bu tarihlerde Türkiye'nin her bölgesinden insanlar var. Neden sadece bir bölgedeki, bir bölgede doğmuş olanlardan hareket ediyorsunuz? Bu sizin dedim taraflı ve farklı bir beklentiyle, farklı bir yani bir gizli bir ajandayla bir şeyler gerçekleştirmeye çalıştığınızda açığa çıkmasıdır diye de tepkimi belirtmiştim burada. Tekrar devam edeyim. Çalıştayda Birsen Hanım da söyledi, Hülya Hanım da söylemişti. Ben onların üzerine ben biraz da katkıda bulunayım. Sanat anlayışları ve farklı dünya görüşleri olan insanlarla bir araya geliyorsunuz orada. Çünkü bu farklı insanlar, farklı kültürlerden gelen insanlar, farklı davranış özellikleri gösteren insanlar, hele bir de işin içerisinde hani klasik tırnak içerisinde söylüyorum, sanatçı kaprisi ile karşılaşmak mümkün oluyor. Ama ben bugüne kadar katıldığım çalıştayların, gerçekleştirdiğim ve katıldığım çalıştayların sadece bir tanesinde bir arkadaşın biraz sıkıntılı davrandığına tanık oldum. Onun ötesinde gayet uyumlu bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Ve zaten kreatörler de bunun üstesinden gelebilecek güce ve deneyime sahip insanlar. Birsen Hanım'ın yaptığı, Adana'da gerçekleştirdiği Gültekin Bey'le beraber 3 tane çalıştay vardı. 77 ülkeden 150'ye yakın insanlar geliyordu her bir çalıştaya. Ve onları Birsen Hanım sürekli yani kendi ofisinde, yönetim ofisinden onlara tüm sorunlarını, yani fırçasından efendim ayakkabısının boyanmasına kadar, resmin asılmasına kadar her şeyle ilgileniyorlardı. Yani bu böyle olmazsa zaten bunu gerçekleştiremezsiniz. Yani o insanların tüm sorunlarını çözmek zorundasınız. Güncel sanatın ne olduğuna ilişkin bir paylaşımda bulunuyorsunuz orada. Nedir, ne yapılıyor onu görüyorsunuz. Var olan sistemlerin eğitim öğretim demeyelim, sanat yapma teknik ve teknolojilerinin, yöntemlerinin nasıl yürüdüğüne ilişkin çıkarımlarınız oluyor. En önemlisi, bu çalıştaylarda en önemlisi, demin dedim ya, yani kreatörlerle beraber, bienallerle beraber hocaların belirleyiciliği daha azaltıldı diye. O çalıştaylarda bu biraz daha farklılaşıyor. Çalıştaylarda hocayla öğrenciyi aynı platformda yan yana resim yaparken görebilirsiniz. Bu hiç, yani hoca hocadır, öğrenci öğrencidir. Ama ikisini birlikte yan yana resim yaparken görebilirsiniz. Birsen Hanım, demin bir arkadaşımız vardı. Hocam adını göremiyorum şimdi. Asuman Hanım'la, Asuman Aypek'le beraber birlikte resim yaptık. Benim hocam da Hasan Pekmezci ile beraber resim yaptım yan yana. Yani bunlar çok güzel şeyler. Paylaşımı gerektiriyor çünkü. Sanat da zaten öyle değil. Yani sonuçta bir paylaşım var. Çalıştaylarda kurumlar da öne çıkıyor. Bireylerden daha çok. Biennallerde kentler öne çıkıyor. Çalıştaylarda kurumlar öne çıkıyor. Çalıştay yapan üniversite ise, üniversite belediye ise, belediye ya da başka bir kuruluşsa o ortaya çıkıyor. Bu aynı zamanda farklı bir kazanım da, çalıştaylarda daha geniş bir kitleye ulaşma şansı oluyor. Ve ayrıca ortaya çıkan eserlerde çalıştayı yapanın kurumuna kalıyor.
Adana Belediyesi'nin, şimdi benim de katıldığım için söyleyeyim ve Birsen Hanım da burada zaten, Adana Belediyesi'nin sanıyorum 500'e yakın eseri oldu diye düşünüyorum. Belki daha fazladır, Birsen Hanım daha iyisini bilecektir. Bu çok önemli bir koleksiyondur aslında. Yani Devre Resim ve Heykel Müzesi'nde, Mustafa Hocam siz de biliyorsunuz, Ankara'daki Devre Resim ve Heykel Müzesi'nde koleksiyon sayısını ben burada söylemeyeyim. Yani söylemek de istemiyorum. Ne kadar az olduğunu. Yani hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Bununla beraber tabii ki özel özel kuruluşların çalıştayları var. Mesela benim bildiğim ve Mustafa Hocam siz de biliyorsunuzdur. Denizli'de Kömürcüoğlu'nun yaptığı bir taş heykel sempozyumu var. Bu çok önemli benim için. Ben kendisiyle de bizzat tanıştım. Size sponsor olmuştu Kıbrıs'taki sempozuma hocam. Akademi adı. Zaten bize o yardımcı da olmuş. Yani ben şimdi bunları söyleyeyim. Sanat birleştirir sonuçta. Yani ama Biennale'dir, ama Çalıştay'dır, ama başka bir tanım altındadır. Ama sanat sonuçta birleştiriyor. Ve o birleşimde ürün ortaya çıkardığında da paylaşılıyor. Evet hocam, bu birinci kısım olsun. Evet. Bir de şeyi soralım hocam size. Küresel salgında sanat sizi de etkiledi. Siz burada neler yapıyorsunuz yurt dışında, Almanya'da? Neler planlıyorsunuz gelecekte? Hocam o soruya geçmeden önce şimdi aklıma gelmişken hemen şunları da ekleyeyim. Değişim programları, çünkü uluslararasılaşmaktan bahsediyoruz ya. Yani bizim sorunumuz uluslararasılaşma. Yani sanat yoluyla uluslararasılaşma. Akademideyiz sonuçta. Pek çoğumuz akademideyiz. Şimdi öğrenci değişim programları var. Ben araştırdığımda yani uluslararasılaşmada neler kullanılıyor diye araştırdığımda, mesela Erasmus programı Türkiye'de ve Avrupa'da özellikle kullanılan bu Erasmus programı var. Arkasından Mevlana programı ve Farabi programları var. Bu programlarla birlikte öğrenciler farklı üniversitelere, farklı üniversiteden öğrenciler de öğrenciler, yani farklı ülkelerden öğrencilerin değişimi söz konusudur ve bu gerçekten de çok büyük yararlar sağladığına ben inanıyorum. Gerek öğrenciler nezdinde, gerek kurumlar nezdinde çok yararlı olduğuna inanıyorum ben bunların. Bunun için de ben öğrencilerimi ve arkadaşlarımı her zaman teşvik etmişimdir. Sanatçı değişim programı olarak da Be Mobile, Create Together diye bir program var. Yani bir bunu bulabildim yaptığım araştırmalarda. Bu Be Mobile, Create Together, Türkiye'deki Fransız Kültür Merkezi, Hollanda Büyükelçiliği, Goethe Enstitüsü ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın birlikte organize ettikleri, bir anlamda rezidansı dedikleri, sanatçı rezidansı dedikleri, belli bir süreyle sanatçıların belli ülkelere davet aldıkları ya da gittikleri etkinlik, değişim programları bunlar. Bu tabii ki bu programlara girebilmek epeyce zor. Bunların kriterleri ve kuralları davet edenler tarafından belirleniyor. O davet edenlerin belirlediği bu kriterleri aslında yine de insanın pek çok olumlu birikimle geri dönmesine, birikim elde etmesine neden oluyor. Bir de tabii ki en önemlisi, yani çalışmaları o ülkede kalmış. Bu da çok önemli bir şey diye ben düşünüyorum. Bu değişim programlarına kesinlikle öğrencilerin ve sanatçıların da zaman zaman katılmalarının ve burada yarar sağlamalarının ben çok önemli ve gerekli olduğuna da inanıyorum. Bunu da özellikle belirteyim hocam. Evet, Taşkın hocam, bizim sanat alanında sanıyorum çok fazla öğrencilerimiz değişime dil olmadığı için katılamıyorlar üniversitemizde. Hocam maalesef öyle. Yani ben son 5 yıl içerisine baktım. Sadece bir tane öğrenci görünüyor. Daha önce birkaç öğrencimiz daha olmuş. Ama üniversitemizde maalesef diyorum tekrar, Erasmus programından yararlanan öğrenci profiline baktığımız zaman güzel sanatlar çok iyi bir konumda değil. Ancak işte hocamın ifade ettiği gibi biz yurt içinde de aslında Farabi ile bu değişimi sağlıyoruz. Dolayısıyla öğrencinin bundan da yararlanma olanağı var. Mevlana ile hocalarımızın bu değişime katılma şansı var ve
Tekrar ediyorum, Türk dünyasıyla ilgili bizim bağlarımız çok iyi. Dolayısıyla da hem Orhun Türk Keneşi ile hem de MAUP programıyla da yine öğrencilerimizin aktif olarak bu coğrafyalarda değişim programlarını gerçekleştirme olasılıkları vardır. İlana çıktık, öğrencilerimiz takip edebilirler. İnşallah birkaç öğrenci göndeririz. Teşekkür ederim. Hocam, evet. şunu da ekleyeyim. Ayrıca öğrencilere şunu da söyle, yani bunu da vermek lazım. Bir şekilde bu dil öğrenmek aslında artık günümüzde en elzem programlı konulardan bir tanesi. Dil bilmiyorsanız eksiksiniz demektir. Yani gerçekten çok değerli, çok üstün özelliklere sahip, kendi alanında üstün özelliklere sahip insanlarımız, akademisyenlerimiz, sanatçılarımız dil sorunu nedeniyle sıkıntılar yaşıyorlar. Bunun aşılması gerekiyor ve bunun yani bizim kuşağımızın sürecinde değil de bizden sonraki kuşak. Biliyorsunuz ben 82'de ben öğrenciydim. 82'de YÖK yasasının geçmesiyle beraber kurulan fakültelerle birlikte akademisyenlik Türkiye'de bugünkü temellerini oluşturdu ve yürüdü. Ondan önce çok farklı kriterleri vardı. Mesela sanat alanında profesör yoktu örneğin. Bizim sanat tarihi alanında vardı ama sanatın uygulamasını yapan alanlarda yoktu. Ya da eğitim fakültelerinde vardı. Şimdi tabii ki öğrencilerin yani o teşvik edilmeleri için onlara bir şeyler sunmak lazım. Çocuklara bunları söylemek. Mesela bir yabancı dil geliştirirler. Bir şekilde nerede bulunurlarsa o ülkenin. Ben şimdi bir çalıştaya gittim. Ürdün'e çalıştaya gittim. En son 2019'da 2 sene önce. Orada ben bir baktım ki ben Arapçayı bayağı biliyormuş. Yanımda konuşulanların bir kısmını, çünkü bizim Türkçe'de kullandığımız eski sözcüklerin bir kısmının da aslında Arapça kökenli olduğunu biliyordum ben. Azerbaycan'a gitmiştim. Azerbaycan'da zaten neredeyse %80 anlaşıyoruz Azeriler. Yani Türkçe konuşuyorlar. Türkçenin farklı bir, Ülviya'nın belki çok daha iyi bilecektir. Aynı Türkçeyi konuşuyoruz. Onlar biraz daha arada tabii ki iletişim olmayınca 50 yıllar boyunca biraz iletişim kopmuş durumda ama biz aynı dili kullanıyoruz. Biz oraya gittiğimiz zaman yabancılık çekmeyiz. Onlar Türkiye'ye geldikleri zaman yabancılık çekmezler. Demin Urviye Hanım kendi çok güzel konuştu ve biz de anlattık onu. Hepimiz anlattık onu, konuşmalarını. Bu çok önemli bir şey. Teşvik edilmesi gerekiyor. Tabii ki yeni insanlarla tanışırlar gittikleri zaman. O gittikleri yerde hayat boyu belki sürecek arkadaşlıklar oluştururlar. Mesela bizim Bosna'ya gidip geliyoruz. Bosna'daki arkadaşlarımızdan bir tanesini geçen sene babası vefat etti. Allah rahmet etsin. Yani çok yakın bir aile, bir aileden birisi vefat etti diye düşünme ben üzüldüm. Çünkü dostluklar, arkadaşlıklar böyle gerçekten de pekişiyor. Çok sık da birbirinizi görmeseniz ama yine de pekişiyor. Tabii ki öğrenciler CV'lerini ekleyecekleri çok güzel bir deneyim kazanıyor. Farklı kültürleri, farklı yiyecekleri, giyecekleri, yaşam tarzlarını öğreniyorlar. Ve en önemlisi öğrencilerin özgüvenleri gelişir. Kendi başlarına hareket ederler, yaşarlar, yataklarını da kendileri yaparlar. Hani eğer yurtta kalmadılarsa tabii ki. Tüm gereksinimlerini kendileri karşılar. Korkularıyla yüzleşirler ve bunları yenerler öğrenciler. Bu çok önemli bir şey. Ondan sonra bilinirlikleri artar bu çocukların. Ve aynı zamanda da daha fazla kişi olurlar. Daha fazla tanınır olurlar diyelim. Evet. Mustafa Hocam. Evet. Değerli hocalarım, değerli konuklarımız, uluslararasılaşmak için sanat aslında önemli bir evrensel bir dil. Sanatçılar bu ülkeleri, kültürleri bir araya getirerek bu şeyi olanağı sağlar. Bizim bu anlamda çok önemli bir misyona sahibiz, yani sanatçılar, ülkelerin sanatçıları. O anlamda da tabii Birsen Hocam, Uğurcan Hocam, sizler, Ülvi Hanım, gerçekten ülkenize, yani işte Nahçıvan, Azerbaycan'a ve Türkiye'mize çok önemli şeyler kazandırdınız yaptığınız etkinliklerle. Bu tabii ki gelecek kuşaklara da önemli bir koleksiyon da oluşuyor anladığım kadarıyla hocam. Şu an bizim müzemizin işte 600 eseri var. Türkiye'deki sanat akademisyen ve yabancı şeylerden, sanatçılardan. Siz o zaman Adana'da daha fazla bir şeye kısa zamanda koleksiyon olmanız çok güzel bir şey. Zaten Kıbrıs'a da yakın doğuda da Uğurcan Hocam oraya büyük bir heykel koleksiyonuna ve resim koleksiyonunu akademi adına kazandırdı. Bu anlamda
bizim üniversitede, fakültede resim sempozu sanıyorum 2009-10'larda yapmıştı. Orada da epey bir eser kazandırdık. Heykelde de biz 3 defa uluslararası sempozum yaptık. Ve onlar da yaklaşık 30'a yakın bir Erzurum bölgesinin taşıyla, traverten ve Muğla'nın mermeriyle koleksiyon kazandırmış olduk. Bunlar tabii uluslararası sanatçıların eserleri de burada Erzurum'da var şu an. Alman, İtalyan, işte Polonyalı, Gürcü sanatçıların. Bu anlamda uluslararasılaşma çok önemli. Sanat şeyini yapıyor burada önemini. Örneğin biz Buz Müzesi yaptık Erzurum'da. Bu uluslararasılaşmanın bir Erzurum'da Atatürk Müzesi ayağı olacak ileride. Buraya tabii ki yabancı sanatçılar da edeceğiz ileride ve burada çalıştaylar yapacağız. Eserler yaptıracağız. Bu anlamda da müze şeyle de Erzurum'umuzu ve Doğu Anadolu'muzu, ülkemizin şeyini dışarıya duyuracağız. Evet, sonuç olarak hocam bağlarsak ne diyebiliriz? Bilsen hocamdan başlayalım. Önerilerimiz. Evet. Evet Mustafa hocam çok teşekkür ediyoruz. Ev sahipliği yaptınız. Ben geçen yıl Erzurum'a geldim. Üniversitenize davetli olarak yine bir projede davetli oldum. Biz sana karşılaşmadık hocam. Hangi sahipte? Çünkü bu proje birimi bölümle görüşmemizi istemedi. Sizin kendinize göre bir kuralınız var. BAP projesi mi? Evet, BAP projesiydi. BAP projesi de hakem olarak görevlendirilmiştim. Ve ben tabii bölümü ziyaret etmek istedim. Bilmiyordum. Aslında keşke fakültemize hiçbir şey demeden gelseniz. Biz gezdirdik müzemizi. Ben işte bilemedim, sordum. Bölüme geçeceğim dedim. Aman aman sakın bölüme geçmeyin. Çünkü bölümden gelen projeler inceleniyor. Bir seramikle ilgili bir projeydi galiba. Çok şaşırmıştım. Yani seramik fırını vardı o şey galiba. Evet. Hacettepe'ninki gibi bizim seramik bölümüyle bir hocam, evet. Uğurcan hocam, sizin zamanınızda kurulan fırın gibi bir fırın projesiydi. Bizim zamanımızda çok şeyler yapıldı da neler yaptığımız ilişkin biz bir şey söylemedik aslında. Ona da gerek de kalmadı. Güzel anlatın, devam etsin. Bu projede yani bizdeki gibi değil. Bizde böyle görüşme yasağı falan yoktur. Ama Erzurum'da farklı bir değerlendirme var Atatürk Üniversitesi'nde. Ama keşke hocam siz ben güzel sanatları bir gezmek istiyorum deseydiniz yani dedim, seramik dedim, bölümüne uğramazdınız. Dedim ama kesinlikle bunu tepkiyle karşıladılar, böyle bir şey. İyi ki sordunuz, sakın gitmeyin, görüşmeyin falan diye. Zaten bir gün kaldım, çok beğendim kampüsü. Üniversite hakikaten akademik çalışmalarda çok ciddiyetle bir program içinde çalışıyorlar, çok takdir ettim. Bana proje biriminden yapılan çalışmaları gösterdiler. Gerçekten hayran kaldım. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türkiye'de bu konuda araştırma konusunda bayağı öne geçmiş durumda. Ben bilmiyordum. İyi ki de davet edildim. Bu davette bunu öğrenmiş oldum. Kampüsü de çok beğendim. Ama bölümle diyalog kuramadım. İnşallah. Ne oldu? Projemizi kabul ettiniz mi hocam? Selam günü. Kabul edilmedi sanıyorum. Zor soru. Zor bir soru. Kabul edilseydi biz herhalde tekrar çağrılırdık. Sanıyorum kabul edilmedi ki çağrılmadık. Çok gizlilik içinde yürüyor sizde projeler. Yani tahmin yürütüyorum. Sonradan herhangi bir bilgi gelmedi. Ama kabul edilmedi galiba. Böyle bir şey. Ben olumlu düşünmüştüm. Çünkü projelerin her zaman sanatla ilgili projeler çok fazla üretilmiyor. Çok fazla sunulmuyor. Ve bu projelerin kabul edilmesi taraftarıyım. Yani sorunlar çözülebilir, eksikler olabilir. Bunlar akademik anlamda tamamlanır. Tamamlanır. Çok katı kurallar konmamalı diye düşünüyorum. Orada da bu şekilde savundum. Bizde de aynı şekilde savunuyorum. Sanatla ilgili olan projelerin sayısı zaten çok az ve bu projeler kabul edilmeli ve geçmeli diye düşünüyorum. Biz de verdik BAP'a.
Evet. Taşkın Hocam bilir. Orada Atilla Hoca var ziraattan. O zaman geçen sene. İşte biz ömrü tamamlanmış kampüs içerisinde 50-60 yıllık kirbit kavağı ağaçları var hocam. Biz onları yerinde heykel projesiyle bölüm olarak verdik. 200 bin lira ya da 300 bin lira bir şey vardı projenin. Ama kabul edilmedi, argesi yok diye. Tabii ki sanatın argesi nasıl olur? O bir örneği de yok çok önümüzde. Evet, bu sorun. İlk gündeme geldi şu anda. Sorunlardan biri de bu. Uluslararasılaşma ama ulusallaşma anlamında da içimizde sıkıntılarımız olduğunu ortaya koymuş oluyoruz. Böyle bir söyleşiye fırsat verdiğiniz için, bizleri de davet ettiğiniz için Mustafa hocama, Taşkın hocama, rektör hocama, buradan da rektör hocam yazmış ayrılmak zorundayım diye mesaj kısmından okudum az önce. Rektör yardımcısı hocamıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katılımcı arkadaşlarım, değerli hocamız Profesör Doktor Uğurcan Akyüz, Urviye Hamzayeva sevgili arkadaşım ve Önder hocam, Önder hocama da teşekkür ediyorum. Sabırla bizi izleyip dinleyen değerli katılımcıları da burada hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Katılım çok güzel. Bu tür uzaktan interaktif yolla yapılan, çevrim içi yolla yapılan bu tür panellerde katılımcı sayısı çok düşük oluyor bildiğiniz gibi. Ben az önce Önder Hoca'ya da mesaj attım katılım sayısı olarak. Ve çok gururlandım. Demek ki Mustafa Hocam güzel bir çalışmaya imza atılmış. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ve umuyoruz ki inşallah katkılarımız olmuştur. Bu tartışma bir takım soru işaretleri getirmiştir. Bunun devamı da olacaktır diye düşünüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Birsen Hocam. Mutlaka şu an bu şey yapanların çoğunu da bizim lisansüstü öğrencilerimiz ve hocalarımız var. Şeyden var. Bizden mezunlar var. Sanatla uğraşanlar çoğunluk. Tabii ki sizin birikimleriniz gelecek kuşaklara da önemli bir şey olacak. Katkı birikim olacak. Onlara yol açacak. Evet. Teşekkür ediyorum. Ülviye Hamzayeva, siz de Nahçıvan'da bizim öğrencilerimiz orada bir devlet üniversitesinde bir o bölgede çıkan traverten taşından bir çalıştay yaptılar. Orada kampüs içerisinde şu an sergileniyor sanıyorum şehirde. Böyle kısa bir 10-15 günlük bir sürede. Tabii yine böyle Karabağ'ın kurtuluşuna yönelik bir planlama yapmayı düşünüyorduk ama tabii kimle nasıl yapacağımızı planlamadık. Şu an siz bu konuda bize yol açarsınız. Sizin de oradaki şeyiniz büyük katkınız üniversiteye ve kente ya da işte Azerbaycan devletine. Sizin son önerileriniz ve görüşleriniz bu konuda neler acaba? Hürmetli Mustafa Bey, önce kaydetmek istiyorum ki ben de Erzurum'da oldum. 2001. 2002. yıllarda. Sonra Türkiye şöleninde de oldum. Erzurum hakikaten de çok güzeldi ve Erzurum bilirsiniz ki Nahçıvan'la hem de ki kardeş ülkelerdi. Ve ben de bayağı demek istedim öyle onu. Ben gördüm ki burada daha çok üniversite hozaları var. Ben çok istedim ki gelecekte Naxçıvan Dövlət Universitetinin, bilirsiniz ki Naxçıvan Dövlət Universitetinin təhsil incisənət və rəngkarlıq, eləcə də Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun təhsil incisənət və müəllimlik ixtisasları var. Biz də demək ki gələcəyə gənc rəssamlar yetişdiririk. Çox istəyərdim ki, Profesor Doktor Taşkın Öztaş da buradadır. Bizim çox gözəl rektorlarımız var. Elbrus İsaevdir və Azad müəllimdir. Elbrus İsaev sənətə çox açıq bir adamdır və elə bilirəm ki, universitetlər arası, mən özüm də bu illərsə universitetə qayıtmışam bir daha, universitetlər arası maraqlı tədbir və demək, belə bir onlayn görüşlər də keçirmək olar. Bu da bizim öğrencilerimizin bir-birinə qaynaşmasını sağlayar. Çünki Naxçıvan Dövlət Universitetində həm də ki, Mustafa Bəyin də qeyd etdiyi kimi bir çox
Türkiye'den katılan tələbələrimiz de var her fakültede. Ve Mustafa Bey, sizin bu seçkilərimiz hakkında eşitmişik ve sizin təbii olarak tərcümə halınız, sizin işlerinizle biz çok tanışıq, çok təqdirə layıqdır. Ve təbii olarak siz de qeyd elədiniz ki, siz Naxçıvan Dövlət Universitetinde artık seçkilər eləmişsiniz, bir balaca etkinlik olmuş orada da. Ve həmin heykellerden de bazılarını Naxçıvan Dövlət Universitetine hediye etmişsiniz ve ümumiyyətlə Muxtar Respublikaya. Ve qeyd edeyim ki, onlardan bir tanesi en güzel yerlerimizden biridir. Bir sen hocam belki de yadına düşer. Nuh Peygamberin demek düz qala var. Qala Nuh Peygamberin məbədi var. Biz elə düz onun yanında biri qoyulubdur. Ve təbii olarak ki, bize gelen qonaqlar da o heykeli görürler. Ne için ben bu heykellerini qeyd elədim? Bilirsiniz ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ağbulaq adında bir yer var. Ve Ağbulaqda bizim Xizək mərkəzimiz yerleşir. Mən çox istəyərdim ki, gələcəkdə elə alınarsa, məsələ bu heykəlləri festivalı orada keçirmək olar. Təbii ki, siz qeyd elədiniz ki, bizdə çox maraqlı material var, daş travertinlər var. Onlar yüngüldür və yonulmağa çox asan bir daşlardır. Çox maraqlı gələcəkdə heykəltaraşlıq simpoziumları, həm elə elmi praktiki konferanslar keçirtmək olar, həm də ki elə maraqlı festivallar keçirtmək olar. Bunun proqramını da qabaqcadan verib, yəni qəbul olunarsa əgər etmək olar. Təbii olaraq ki, gələcəkdə hər bir şey olar. Biz rəssamlar sülh səfirləriyik və biz sülh səfirlərini hər yerdə çox istəyirlər və inanıram ki, gələcəkdə istədiyimiz festivallara da imza atarıq. Evet, çox təşəkkür edirəm katkılarınızdan dolayı. Naxçıvan bizim şeyimiz, ilimiz gibi, yani bize çok yakın. Orada güzel etkinlikler yapacağımıza ve orada biz buzdan sergi, etkinlik, workshopları da yaparız. Ortak projeler yaparız. Oranın halkıyla bizim halkımız zaten aynı şeyin kökün şeyleri. Devamı. Çok yakındı elbette. Çok yakındı. Hem ister adetenelerimiz çok yakındı. Dillerimiz çok yakındı. Ve tabii olarak ki bizim insanlarımız da çok yakındı. Biz birbirimizi çok seviyoruz ve tabii olarak maraqlı etkinlikler de gelecekte edebiliriz. Evet. Sizin ayrıca orada Tuz hastaneniz var, yeraltı. O da çok güzel sanatsal yapıtlar da var. Evet, ona yönelik de şeyler, çalışmalar yapabiliriz. Ben icazə verseniz ben o hakkında bir bazı məlumat veririm. Bizde Tuz mədənləri var. O hem xəstəxanədir, hem de ki mədəndir, hem de ki oradan maraqlı elə daş tuzlar da çıxırlar. Elə məhz onu da istifadə etmək olar. Duz heykəlcikləri etmək olar onlardan. Və gələcəkdə də eləməz bu yönümdə də bir şeylər edərik. Amma öncə Mustafa bəy, sizin özünüzün Naxçıvana tək gəlməniz gərəkdir ki, siz onları hamısını özünüz bir baxasız, dəyərləndirəsiz. Sonra da maraqlı etkinliklər edə bilək. Sevə-sevə. Yəni bizim ekiplə çox rahat o projeləri Türkiyədən yapa biliriz. Sizin sanatçılarla, sizlerle beraber. Evet, Uğurcan Hocam, siz de tabii bizlerin büyüğü Hacettepe'nin önemli yetiştirdiği hocalarımızdansınız. Bize her zaman biz tabii ulaşıp görüş alabilişlerinde bulduğumuz çok güçlü bir sanatçısınız. Avrupa'da da bizi şu an temsil ediyorsunuz. Türkiye'de de üniversiteyle bağlantılarınız devam ediyor. Sizin uluslararası konusunda bize son önerileriniz nedir hocam? Öneri değil de şimdi bir tespiti de tespitle ben kapatmak isterim. Bu pandemi nedeniyle aslında demin de söz ettiğim üzere pek çok sıkıntı insanlığın karşısına çıktı. Ancak sanat alanında çok büyük bir şans oluştu. İnsanlar nasıl kripto para çıktı şeyle beraber, salgınla beraber ve şu anda Adana'da bir kebapçı bile kripto parayla alışveriş yapıyormuş. En son okuduğum bir şeyde karşıma çıkmıştı.
Şimdi insanlar, sanatçılar dijital ortamda, yani hayatları boyunca belki Meriç'ten öteye Avrupa'ya çıkamamış olan insanlar ya da işte ne bileyim Kars'tan öteye gidememiş olan insanlar, bu pandemiyle beraber yaygınlaşan dijital sergilere katılım gösteriyorlar ve bu onlara oldukça moral verdiğini ben görüyorum. Onlara bir teşvik oluyor. Bu da pandeminin olumlu bir tarafıdır diye değerlendirebiliriz. Tabii bundan sonra ne yaparız? Pandemi geçtikten sonraki çok fazla uzayacağını da sanmıyorum artık. Çünkü kapitalist sistem kendi yeni formatlamasını tamamlayıp insanlığa nefes aldırmaya başladığında biz de organizasyonlarla biz de nefes almaya başlayacağız tabii. Ümit ederim yakın bir zamanda benim gerek Almanya, İtalya ve Türkiye ile SACA'ya oluşturacak bir projem vardı. O projeyi gerçekleştiririm. Ve de tabii ki burada katılım gösteren hocalarımızı, arkadaşlarımızı da oraya o etkinlikte görmek bana onur verecekti. Onun ötesinde şimdi de geçelim teşekkür faslına. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta rektör yardımcımız Mustafa Bey ayrıldılar. Taşkın hocama, Profesör Doktor Taşkın hocama çok teşekkür ediyorum. Bize bu ev sahipliğini yaptıkları için. Sizlere Mustafa hocam bizi davet ettiğiniz için. Önder Bey'e de peşimizi bırakmadığı için sürekli bizimle irtibat halinde kalarak bu işin gerçekleşmesine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Elbette ki tabii ki güzel zamanlarını bizi dinlemeye ayıran tüm katılımcılara da ayrıca ben teşekkür ediyorum. Evet, değerli hocalarım, gerçekten çok verimli bir şey oldu, toplantı söyleşi oldu. Birikimlerinizi paylaştınız. Biz de bunu sonuç şeyini Önder hocamlar notlar alıyorlar. Çıkınca ortaya çıkan sonuçları paylaşacağız sizlerle. Çok teşekkür ediyorum tüm katılımcı hocalarımıza, sayın vekilimize, değerli Taşkın hocama ve rektör yardımcımız Mustafa hocama, konuklarımıza, katılımcı hocalarımıza, dinleyici olarak hepsinize çok teşekkür ediyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.